Sosyal medyadan arkadaş edinmeyin. Sosyal medya arkadaşlığı mezara kadar değil, internet paketi bitene kadardır. Mezara, bizim arkadaşımız nedir? Mezara kadardır yani. Ama sosyal medya arkadaşlığı, internet paketi bitti mi o arkadaşlık biter. Tevhid ehlinde bir Arap hayranlığı var. Arapça biliyor musun? Ya işte bizim hoca Arapçayı çok iyi biliyor, sen biliyor musun? Ya işte Kabe imamı şöyle yapmış. İşte Usama bin Laden böyle yapmış. İşte falan hoca, falan Şeyh Fevzan böyle demiş. Kardeşim ne bu Arap özentiliği ya? Sofilerde de bu var ha. Sofilerde de var. İşte Muhammed Muta Hazretleri. Evet. Niye? Arap çünkü. Peygamberimizin torunu. Menzil Gafsa Abdülbaki Erol niye? Arap, peygamberimizin torunu. Kardeşim ne bu Arap özentiliği? Müslüman oldum, iş bitti. Genelde böyle bir algı vardır. Tevhidi öğrendim. Tağut'u da reddettim valla. Ona buna da kafir dedim. Tamam, ben daha cennetliyim. Devlet yıkıldı. Siz de geldiniz, Türkiye'de şeriat kurdunuz. Türkiye'de din Allah'ın mı oldu? Hayır. Hala fitne var yeryüzünde. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah Azze ve Celle savaşın diyor. Hala fitne var. Fitne şirktir dedik değil mi? Açın tefsircilerin fitneye ne dediğine bakın. Sonra adam kimliğe küfür deyince diyorlar ki cına bak kimliğe küfür diyor ha falan. Senin yüzünden adam böyle oldu. Senin anlattığın din yüzünden böyle oldu. Devlet düşman, devlet düşman dedin. Devletin bütün organlarını kendine düşman ettin. Adam dedi ki devlet düşmansa kimliği de düşman dedi. Kimliği yırttı. Sonra diyor ki ya bu kimlikçiler var ya çok salaklar ya. Sen salaksın. Senin yüzünden böyle oldular. Şurası arkadaşlar çıkıştır, burası da cezaevidir, tamam mı? Şöyle başlıyorlar davete. Sosyal medyada orada burada davet yapıyorlar. Ailelerine davet yapıyorlar. Etrafında 3-5 kişi topluyorlar. Sonra cemaat kuruyorlar. Cemaatten sonra mescit açıyorlar. Mescitten sonra güçlenmeye başlıyorlar ya. Hop hemen cezaevine. Sonra tekrar sil baştan. Biraz hapis yatıyor, sonra hapisten çıkıyor, tekrar başta ha. Hop bir daha cezaevi, bir daha başta. Ben bunu 4 kere yaşadım. 4 kere. 1 saatte adamla oturuyoruz. Başlıyoruz. Tağut, tevhid, oy, okul, askerlik. Şu, bu, ıvır zıvır. Reddediyor musun? Adam yok. Adam zaten ne uğradığını şaşırıyor. Adam yok diyor, sonra ne diyorsun biliyor musun? Ücret ulaştırdım. Ya, uzun daha ücret ikram ettim. Kafir kabul etmedi, Allah belasını versin. Ben televizyon istemiyorum diye evlenen bir sürü bacı evliliğin 2. senesinde 107 ekran böyle LCD televizyon almıştır yani. Ya da işte ben şöyle yapacağım deyip 3. sene tekrar normale dönen ben bir sürü insan gördüm yani, bir sürü böyle tecrübeler yaşadık. O yüzden arkadaşlar kısa vadeli hedefleri de ödüllü bir şekilde yapın. Bu elinizdeki telefon amellerinizin bir parçasıdır. Elinizdeki telefonun amellerinizin bir parçası olduğunu ve kıyamet günü bununla da hesaba çekileceğinizi unutmayın. Sadece Ahmet'le, Mehmet'le, Kamil'le, Ayşe'yle, Zeynep'le, Fatma'yla bunlarla yaşadığınız şeyleri Allah size sormayacak ki. Görmediğin x bir Ahmet, görmediğin x bir Zeynep, görmediğin x bir Ayşe, Allah seni bundan da hesaba çekecek. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün yine hocamızla beraberiz. İnşallah 2 bölüm şeklinde hocamız videoda nasihat yapacak inşallah. Ve bu nasihatlerde bugünkü bölümümüzde arkadaşlar hem yeni İslam'a gelen Müslümanlara hem de eski Müslümanlara kendi hayat tecrübelerine dayanarak nasihatte bulunacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, siz nasılsınız? İyi olun hocam. Allah'ım olsun. Hocam dediğimiz gibi hem eski Müslümanlara hem de yeni Müslümanlara kendi hayat tecrübelerinize dayanarak nasihatte bulunur musunuz? Tabii ki. Öncelikle şu merhaba meselesini bir anlatmak istiyorum. Geçen videoda Taliban hakkında değerlendirme yaparken merhaba dedim. O çok dikkat çekmiş. Niye selamünaleyküm demiyorsun falan filan şeklinde. Arkadaşlar merhaba demek sünnettir. Peygamber Miraç'a çıktığında Adem Aleyhisselam peygamberimize merhaba demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin ruhunu teslim ettiğinde melekler onun ruhuna merhaba diyecekler. Merhaba ey güzel insan diye onun ruhunu alacaklar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halasına ve kızı Fatıma'ya karşılaştıkları zaman birçok kere merhaba demiştir. Selamun aleyküm demek de sünnettir, merhaba demek de sünnettir. Her ikisi de sahihtir. Dolayısıyla merhaba demek ya da selamun aleyküm demek böyle şeylere takılmayın. Bu hep neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu kültür selefiliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar tevhid ehlinden bahsediyorum. Nasıl mesela selefi oluyor, nasıl tevhide kabul ediyor? YouTube'dan izliyor bir tane adam, onu taklit ediyor. Ya da sağında solunda birileri varsa onları taklit ediyor. Ya da sosyal medyada bazı arkadaşlıklar ediniyor, balon arkadaşlıklar. Evet. Onlardan ediniyor.
Sübhanallah yani. Arkadaşlar biraz sonra da bunun üstüne basa basa değineceğim. Din demek kendini tamamen sofileştirmek demek değildir. Ya da din demek Arapça olmak demek değildir. Ya da din demek 7. yüzyıla doğru dönük bir yaşayışla yaşamak demek değildir. Biz peygamberin sünnetini örnek alacağız. Allah'ın kitabını örnek alacağız. Yaşantımız, konuşmamız, tipimizle beraber 7. yüzyıla gitmemize gerek yok. Allah'ın da böyle bir emri yok zaten. Şayet Allah şekilci bir Allah olsaydı, Kurban ayetinde Allah Azze ve Celle ne söylüyor? Kestiklerinizin kanı bana ulaşmaz, ihlasınız bana ulaşır diyor. O yüzden Allah şekilci bir Allah değil yani. Böyle küçük şeylere takılmayın inşallah. Diyelim ve inşallah konumuza bir giriş yapalım. Evvel arkadaşlar açıklama kısmında bir link var. Bu link size tavsiye ettiğimiz kitapların linkidir. Bir ilim talebesinin, tevhide yeni başlayan biri de olmuş olabilirsin ya da yıllardır tevhidle tanışmış biri de olabilirsin. Bu videoyu izleyen herkes olabilir, fark etmez. Sizin için uzun süre üzerinde çalıştığım bir kitap listesi hazırladım. Ve bu listeyi arkadaşlar size ulaştıracaklar. Buradan ulaşabilirsiniz ve oradan incelemelerde bulunabilirsiniz. Bu videonun ikinci bölümünde o listeye değineceğim. Nasıl ilim öğrenmeliyiz? Ben nasıl öğrendim? Doğrularımla yanlışlarımla beraber yani ilim öğrenirken nerelerde yanlış yaptım, nerelerde doğru yaptım. Bütün bunları ikinci videoda anlatacağım inşallah. Ama linki şimdiden açıklama kısmına bırakalım ki izlemek isteyenler ya da incelemek isteyenler incelesinler. Oradan bakabilirsiniz. İşte yeni başlayanlar ne okumalı, nasıl gitmeli, nasıl okumalı vesaire. Hepsi orada var arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci videoda bunu ele alacağız. Ama ilk videoda, birinci videoda tevhid ehli olan ve tevhidle ilk karşılaşan bir kişinin nelerle mücadele edeceğini ve hali hazırda tevhid ehli olan kişilerin de nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Tabi bu belki de bir nebze bir eleştiri videosu da olabilir, böyle algılanabilir. Yani şunu söyleyeyim, büyük şirketler kişilerin kendisini eleştirmesi için muazzam para harcarlar. Ve bu eleştiri sonunda büyük başarılar elde ederler. Mesela Elon Musk gibi, Mark Zuckerberg gibi, aynı şekilde şu an bilişim sektöründe, işte üretim sektöründe, hizmet sektöründe, birçok sektörde en öncü firmalar kendilerinin eleştirilmesi için özel şirketlerle anlaşırlar. Ve bu eleştiri kültürü onları bir yere getirir. Mesela bir bilişim şirketini bir delikanlı hackler, hemen o delikanlıyı yüksek maaşla işe alırlar ki bak bu adam bizi çok güzel bir şekilde eleştirdi ve açığımızı buldu diye. Ya da atıyorum bir matbaa şirketinde biri bir eleştiri yapar, der ki bence kitaplar şöyle yapılmalı. O adamı hemen işe alırlar. Yani inovatif düşüncelere her zaman açık olmak ve bunun faydasını kabul etmek gerekir. Ancak maalesef İslami kesimde böyle bir şey yok. Eleştirilemezler asla. Menzilimi eleştirdin. Oo, yanlış. Mahmud Efendi'yi mi eleştirdin? Büyük hata. Evet. Hanzala'yı mı eleştirdin? Eyvah. Şunu mu, IŞİD'i mi eleştirdin? Aman ajansın. Yani böyle bir tahammülsüzlük söz konusu. Ancak bu büyük bir yanlıştır ve kişinin gerçeği görmesinin önünde en büyük engeldir. Ne zaman ki kişi kendine eleştiri açar, o zaman büyük başarılar elde eder. Bu yönüyle belki bu videoyu bir nebze bir eleştiri videosu olarak da değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi yeni tevhidi öğrenenlere nasihatler edeceğim. Kendi hayat tecrübelerimden yola çıkarak 25 madde hazırladım. Bunu şu an tevhidi bilen insanlar da muhakkak dinlemeliler. Bu 25 ana başlık altında inşallah çeşitli nasihatlerde bulunacağız. Ve bu nasihatleri dinlerken de arkadaşlar yani şu gözle dinleyin. Bu konuşan kişi sıradan bir kişi değil. Yani kul olarak tabii ki evet sıradanım. Hepimiz eşitiz Allah katında. Üstünlük sadece takvadadır. Boyumuz, tipimiz, huyumuz, suyumuz, yaşımız hiçbir şey önemli değil. Takva var mı? İhlas var mı? İman var mı? Allah katında ancak bu iyilik seni ön plana koyar. Bu yönüyle hepimiz eşitiz. Ama tecrübe yönü farklıdır arkadaşlar. Ve tecrübe gerçekten insana çok şey katar. O yüzden bu sözleri 4 tane cezaevi görmüş, başka başka ülkeler görmüş ve birçok hayatı boyunca çeşitli badireler atlatmış birinin tecrübeleri olarak görürseniz iyi olur inşallah. Nasihatlere geçecek olursak arkadaşlar, evvela şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda İslami kesimde şöyle bir algı var. Bu İran devriminden sonra başladı ve günümüze kadar yansımaları devam etti. Ya Müslümanlar birleşsin, ümmet birleşsin, ayrılıklarımızı görmeyelim, mezhepsel tartışmaları bir kenara bırakalım falan filan. Hep böyle edebiyatlar oldu. Ne oldu? Hiçbir faydası olmadı. Yani aynı akide farklı menheç metodu. Mesela bu tevhid ehlinde de var. İşte diyorsun ki falanca hoca müşriktir. Ya öyle söyleme ya. O da tevhid ehlidir. Bir şey olmaz. Oysa ki müşrik yani. Allah bu topluluğa yardım etmez.
Allah lümpen bir Allah değil yani. Allah karakter sahibi bir Allah. Aynı şekilde ya diyorsun ki işte bak falanca itikat problemli, falanca örgüt problemli diyorsun. Ya öyle söyleme ya, onlar mücadele ediyorlar. Ya diyorsun işte falanca adamın akidesi bozuk, öyle deme, hapistedir diyorlar. Yani sanki Allah Azze ve Celle böyle bir mazeret koymuş, bizim haberimiz yok. Mesela elinde silah varsa bir örgütsen cehaletin mazeret. Ya da hapisteysen cehaletin mazeret gibi böyle. Farklı farklı şeyler var. Arkadaşlar bu tutmadı. Yani İran devriminden sonra vahdet edebiyatı başladı. Ve bu tutmadı. Hiçbir şekilde İslam ümmetine bir fayda da sağlamadı. Hatta şöyle diyebilirim ki İslam ümmetine son 50 yılda en fazla zararı İran vermiştir. Bunu abartısız söyleyebilirim. Özelde de tevhid ehli içerisinde adam mesela Suud'cudur. Diyorsun ki kardeşim bu Suud akidesidir. Ya öyle söyleme, o da Selefi'dir. Ya da adam atıyorum cihatçıdır. Ya da adam Ürdün Mısır Selefisidir. Söylüyorsun ya kardeşim öyle söyleme, o da işte tevhid ehlidir falan. Tutmuyor arkadaşlar. Bu düşünceden kendinizi uzak edin. Tevhide yeni başlayan kardeşim sana söylüyorum. Aynı şekilde tevhidi hali hazırda bilen kişi sana söylüyorum. Aynı akide farklı menheç hikayesinden uzak dur. Akidemiz de menhecimiz de peygamberin akidesi ve menheci gibi olmalıdır. Bu fikri birincisi kafandan çıkar. İkincisi ve en önemlisi, dinini hiç kimsenin cebine bırakma. Benim de cebime bırakma, kardeşimin de cebine bırakma, Ebu falanın, Ebu filanın da cebine bırakma, hiçbir hocanın cebine bırakma. Dinini kendin öğren. Nasıl ki çocuk yapmayı öğreniyorsun, ticaret yapmayı öğreniyorsun, araba sürmeyi öğreniyorsun, yemek yapmayı öğreniyorsun, her türlü hobiyi, fobiyi, zanaatı öğreniyorsun, dinini de öğren, delilleriyle öğren. Bizim bugünkü maalesef tevhid ehlinin dindeki hücceti Kur'an ve sünnet değil, maalesef. Duygusallık, romantizm. Kim daha duygusal video yaparsa o akidedeler. Kim daha duygusal konuşursa onu destekliyorlar. Kim daha romantik bir süreç izlerse onun peşinden gidiyorlar. Sübhanallah. İslam romantik bir din değil. Allah da duygusal bir Allah değil. Evet Allah Rahmandır, Rahim'dir. Ama aynı Allah Kahhardır, Cabbardır yani. İslam'ı böyle değerlendirmeyin. Sakın ama sakın, özellikle bunu tevhidi yeni öğrenenlere söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Dininizi hiç kimsenin cebine bırakmayın. Kendiniz öğrenin. Özellikle ve özellikle not tutma alışkanlığını nasihat ediyorum. Ben bunun çok faydasını gördüm kardeşler. Siz de bunun çok faydasını göreceksiniz. Not tutun, not tutun, not tutun. Bir video mu izliyorsun? Not tut. Defterin yok mu? Telefonuna not tut. Telefonun yok mu? Bilgisayarına not tut. Tabletine not tut. Ama yazmanız daha doğru olur. Neden? Çünkü arkadaşlar yazdığınız zaman hem eliniz çalışır, hem gözünüz çalışır. Aynı zamanda da onu zihninize kaydettiğiniz için sesli söylerseniz eğer size ekstreden bir fayda verir. O yüzden not tutma alışkanlığını muhakkak edinin ve dininizi delilleriyle öğrenin. Yani yarın öbür gün sizin takip ettiğiniz hoca dinden çıktığında siz de onunla beraber dinden çıkmayın. Öyle hocam, biz geçen gün bunu yaşadık. Video yaptık, dedik ki şu adamın akidesi bozuk. Millet dedi ooo nasıl o adam bunca yıl şöyle yaptı böyle yaptı. Kardeşim bu dinde hüccet değil ki. Müseyleme Tül Kezzab sahabeydi. Beni Hanife kabilesine o Müslüman yaptı. Ama dinden döndü. Ben size böyle birçok örnek veririm. Sahabe olup da dinden dönen, mürtet olan. Sahte peygamberler mi dersin? Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh. Mürtet olanlar mı dersin? Bir sürü örnekler var böyle. Dolayısıyla siz korunmuş değilsiniz. Cennetle müjdelenmiş değilsiniz. Hocalarınız da cennetle müjdelenmiş değil. Hata yapmaya meyillisiniz. Zaten insan nedir? Nesikten türer. Yani hata eden, hata yapan demektir. Allah bize cennetteyken insan demedi. Ne zaman ki biz dünyaya gönderildik, ne zaman ki Hazreti Adem'in çocukları oldu, o zaman Allah bize insan demeye başladı. Dünyaya geldikten sonra insan ismini aldık çünkü hata ettik biz. O yüzden değerli arkadaşlar, sakın ama sakın Allah için, Allah rızası için dininizi kimsenin cebine koymayın. Kendiniz öğrenin. Aç öğren. Tevhid nedir? Akide nedir? Uluhiyet nedir? Rububiyet nedir? İsim sıfat nedir? Şefaat nedir? Azir nedir? Cehalet nedir? Muhakeme nedir? Vesaire vesaire. Anladınız beni. Bütün bunları kendiniz öğrenin. Not alarak, ezberleyerek, ezberleyemiyor musun? Not alarak öğren. Herkes ezberleyemeyebilir yani, bu çok normal bir şeydir. Herkesin kapasitesi aynı olmayabilir. Ama en azından not al yani. Kafana takıldığında aç notuna bak. Ya zaten falan hoca var ya, falan hocaya güvenelim. E kardeşim falan hoca dinden çıkınca sen de dinden çıkıyorsun. Ben bunu defalarca kez yaşadım yani. Bu nasihate inşallah kulak verin. Diğer bir nasihat ise değerli arkadaşlar, ben hep tevhid ehlinde şuna şahit oldum. Kendim de bunu bir dönem yaşadım. Tevhid ehli tevhidi ilk öğrendiğinde müthiş bir haz, müthiş bir ateşle tevhidi öğreniyor.
o kadar heyecanlı tevhidi öğreniyor ki onu sanki bütün dünyayı tek başına alt edecekmiş gibi bir imana tabi tutuyor. Ama sonra zamanla bu ateş onda azalıyor ve şöyle söylüyor. Ya hocam, ben ilk iman ettiğimde imanım çok fazlaydı. Şimdi o ateş yok. Evet. Şimdi o hararet yok. Bunu ben de arkadaşlar bir dönem ben de yaşadım yani. Bir dönem o kadar fazla içimde ateş, o kadar fazla hararet vardı ki tevhidi öğrenmenin coşkusu o kadar fazla içimi sarmıştı ki. Emin olun o ülke, bu ülke, şu ülke. Yani bazen oluyor, ben hatırlıyorum 3 gün 4 gün hiç uyumadığım oluyordu. Ancak zamanla o ateş sönüyor. Ve bu tevhid ehlinde de çok var. Bize hatta gelen en çok sorulardan biri de bu. İlk iman ettiğim zamanki lezzeti alamıyorum diye. Adam mesela ilk iman ettiği zaman namazdan öyle müthiş haz alıyor ki namaz onun için dünyanın en lezzetli kebabından bile daha haz verici oluyor. Ancak zamanla namaz ona o eski lezzeti vermiyor. Veya ilk iman ettiğinde Kur'an okuduğunda ağladığını söylüyor mesela. Bunu biz yaşadık. Ağladığını söylüyor. Ama şimdi Kur'an okuduğunda sanki normal bir kitap okuyormuş gibi hissizlik gelmiş ona. Bu örnekleri arttırabiliriz. Tevhid ehlinin en büyük yaşadığı problemlerden biri de budur. Eski hazzı, eski şevki kaybetmek. Arkadaşlar, bunu yaşamamak için size kendi belirlediğim bir yöntemi ve gerçekten de fayda gördüğüm bir yöntemi söyleyeceğim. Kendinize bir rol model sahabe belirleyin. Bir rol model sahabe belirleyin. Siz insansınız arkadaşlar. Hem Ali, hem Ebu Bekir, hem Ömer, hem Osman, hem Halid bin Velid, hem Ebu Zer, hem Bilal-i Habeşi olamazsınız. Siz insansınız. Bir adam hem itfaiyeci, hem aşçı, hem doktor, hem öğretmen, hem mühendis, hem eczacı, ne bileyim hem çiftçi, hem köylü olamaz ki. Olamaz. O yüzden biz tevhidi ilk kabul ettiğimizde sırtımıza kaldıramayacağımız bir yük yüklüyoruz ve ilk baştaki gücümüzle o yükü taşıyacağımıza inanıyoruz ama 2-3 adım sonra yorulmaya başlıyoruz ve bir yerden sonra o bize yük oluyor, dert oluyor. O yüzden arkadaşlar birincisi hanım kardeşlerimiz için de söylüyorum. Müslüman erkek kardeşler için de söylüyorum. Fark etmiyor. Kendinize bir rol model belirleyin. Ben ne olmak istiyorum? Neyi başarmak istiyorum? İyi bir baba mı olmak istiyorum? İyi bir eş mi olmak istiyorum? İyi bir davetçi mi olmak istiyorum? İyi bir mümin mi olmak istiyorum? Ne olmak istiyorum? Önce kendimize bir rol model belirleyeceğiz. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh çokça Allah yolunda malıyla destek veren bir sahabeydi. Ebu Bekir mi olmak istiyorum? Mesela Ali radıyallahu anh ilmin kapısıdır, öyle değil mi? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ilim bir şehirse Ali nedir? O şehrin kapısıdır. İlim mi öğrenmek istiyorum? Ali radıyallahu anh model al. Ya da Allah yolunda gece gündüz mücadele mi etmek istiyorum? Hizmet mi etmek istiyorum? Halid bin Velid'i örnek al. Ya da hanım kardeşlerimiz için söyleyelim. Mesela çok mu ilim öğrenmek istiyorsunuz? Hazreti Ayşe sizin örneğinizdir. Mesela çok iyi bir anne mi olmak istiyorsunuz? Hasan'ı ve Hüseyin'i yetiştiren Fatıma'ya bakın. Bu örnekleri bir sürü arttırabiliriz. Dolayısıyla kardeşler, birincisi de en önemlisi, kendinize bir rol model belirleyin. Belirleyin arkadaşlar. Vallahi böyle yapmazsanız bir yerden sonra şevkiniz kırılacak. Şevkiniz kırılacak. Bir rol model belirledim. Sonra ne yapacağım peki? Hadi rol model belirledim. Evet. Ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Ben dedim ki ben Hazreti Ali'ye özeneceğim. Hazreti Ali benim rol modelimdir dedim. Peki sonra ne yapacağım? Arkadaşlar, ikincisi ve en önemlisi kendinize kısa vadeli hedefler koyun. Kısa vadeli hedefleri de ödüllerle destekleyin. Bakın, uzun vadeli hedef koyarsanız o hedefe varamayacağınız için ya da varmanız biraz uzun süreceği için şevkiniz kırılacak. Mesela adam diyor ki veyahut da kadın diyor ki ben hafız olacağım diyor mesela. Başlıyor Kur'an ezberlemeye. Hafız olamıyor tabii 3. 5. cüzde ya da bir yerde duruyor. Ne oluyor? Hem başarısız olduğunu düşünüyor hem de hevesi kırılıyor. Hafız olma, böyle söyleme. En başta de ki Kur'an'ın son cüzünü ezberleyeceğim. Ondan sonra de ki işte Yasin suresini ezberleyeceğim. Sonra de ki şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani kısa vadeli hedefler koy. Mesela adam diyor ki ben günde 50 sayfa meal okuyacağım eşimle beraber. 3-5 gün okuyorlar sonra bırakıyorlar. Öyle değil. Günde 5 sayfa oku, her gün oku. Yani küçük hedefler koyun arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Ne yapayım? Her gün yarım sayfa okuyayım ama her gün okuyayım. Hatta gerekiyorsa abartmıyorum arkadaşlar. 2 satır, hatta 1 satır ya. Okuyayım ama her gün okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah katında amellerin en faziletlisi nedir? Az ama devamlı olandır. Az ama devamlı. Allah katında en faziletli amel işte budur arkadaşlar. O yüzden 5 vakit namaz en hayırlı ibadettir. Neden? Çünkü daimidir. Cihat mesela daimi değildir. Zikir mesela daimi değildir. Oruç mesela daimi değildir. Ama namaz daimidir. Bu yüzden Allah'ın en sevdiği amel kulunda namazdır. Namaz amelidir.
Dolayısıyla arkadaşlar kendinize kısa vadeli hedefler belirleyin. Kısa vadeli hedefler. İlim öğreniyor musun kardeşim? Ben şu kadar kitap okuyacağım deme. Kendine bir kitabı hedef koy. O kitap üzerinden git. Kitabı nasıl okumanız gerektiğini ikinci videoda anlatacağım. Orada da tevhid ehlinin çok büyük hataları var. Ben kitap okurken uyuyan gördüm. Ben kitap okurken ikinci sayfayı 50 kere okuyan gördüm. Böyle bir sürü adam gördüm. Bunları hepsini anlatacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kısa vadeli hedefler. Hanım kardeşlerimiz de erkek kardeşlerimiz de kısa vadeli hedefler koyacağız. Peki hocam ben kısa vadeli hedef koydum, hedefimi de başardım. Ne yapayım? Bir sonraki hedefin de kısa vadeli olsun. Hiçbir zaman hedefini büyütme. Hep kısa vadeli hedefler. Kısa vadeli hedefler koyarak git. Mesela ben anneme çok güzel bir şekilde İslam'ı anlatacağım. Önce kendine davet edici olarak annene öyle bir örnek ol ki annen üzerinden bir anda bütün sülalene davet yapma mesela. Sadece annene anlat. Örnek veriyorum yani sadece. Ve de çok iyi bir anne olmak istiyorum mesela. Kendine bu rol modeli belirledikten sonra mesela sahabe annelerimizin hayatını okuyarak başlayacaksın ya da başka bir şey yapacaksın. Bu tamamen sana kalmış. Ama kısa vadeli hedefler koy. Yoksa bir yerden sonra hevesin kırılıyor. Yani biz bu davetin, bu tevhid ehli sürecinin yıllardır içerisindeyiz. Ben televizyon istemiyorum diye evlenen bir sürü bacı evliliğin ikinci senesinde 107 ekran böyle LCD televizyon almıştır yani. Ya da işte ben şöyle yapacağım deyip üçüncü sene tekrar normale dönen ben bir sürü insan gördüm. Yani bir sürü böyle tecrübeler yaşadık. O yüzden arkadaşlar kısa vadeli hedefleri de ödüllü bir şekilde yapın. Nasıl ödül mesela? İşte ben şu kitabı bitireceğim. Bu kitap bittiğinde bir yere gezmeye gideceğim. Mesela işte arkadaşımla beraber şu çiftliğe gideceğim, gezeceğim evet. Mesela. Ya da bir çikolata yiyeceğim. Ya da bunun gibi bir şey. Emin olun arkadaşlar bakın bir bardak su bile olsa kendinize bir hedef koyduğunuzda o hedef sizin psikolojinizde yer edecektir. Bunun psikiyatrik background'u müthiş derecede insan sağlığı için faydalıdır. O yüzden ödül ödül yani win-win, kazan-kazan sistemi yapacağız. Ne yapacağız mesela? Ben kitap okudum, win, kazandım. Kitaptan sonra da kendime bir ödül verdim, win-win, iki kere kazandım. Bu şekilde inşallah gidelim değerli arkadaşlar. Bu çok önemlidir, şevkinizin kırılmaması ve uzun vadeye yayılması için. Böyle yaparsanız, bakın benim tevhidi öğrenmeye başladığım herhalde bir 11 sene falan olmuştur. Hala elhamdülillah devam ediyorum ve içimdeki ateş öyle bir ateş ki Allah'ın izniyle bütün dünyaya yeter. Ancak nasıl oldu bu? Bu şekilde bir düzenlemeyle oldu. Yoksa diğer türlü muhtemelen ateist falandık yani. Diğer mesele de arkadaşlar şunu da altını çizerek söylüyorum. Bir önemli nasihat daha. Sosyal medyadan arkadaş edinmeyin. Bunun altını artık ne kadar punto varsa o kalınlıkla çiziyorum. Sosyal medyadan arkadaş edinmeyin. Hayatta 3 kere, 3 defa yüz yüze oturmadığınız kimseye güvenmeyin. Adam sosyal medyada arkadaş ediniyor. Bunu ben kendim yaşadım. Onun yüzünden cezaevine giriyorsun. Ya da onun yüzünden harici oluyorsun. Onun yüzünden mürci oluyorsun. Hiç yüzünü görmediğin bir adam. Ebu falan, Ebu filan. Bilmem Ahmet Putkıran. Bilmem Mücahide şu falan. Böyle saçma saçma şeyler. Arkadaşlar sakın 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 sosyal medyadan arkadaş edinmeyin. Sosyal medya arkadaşlığı mezara kadar değil. İnternet paketi bitene kadardır. Mesela bizim arkadaşımız nedir? Mezara kadardır yani. Ama sosyal medya arkadaşlığı internet paketi bitti mi o arkadaşlık biter. O yüzden arkadaşlar sakın sakın sosyal medya arkadaşı edinmeyin. Her türlü kötülük bu sosyal medyada var. Her türlü alengirli, her türlü alavereli, daravereli, dolandırıcı, ıvırı zıvırı her türlü var sosyal medyada. Sizi harici yaparlar, sizi mürciye yaparlar, sizi yoldan çıkartırlar. Yani sakın sakın özellikle yeni olun, eski olun fark etmiyor. Tevhid ehline söylüyorum. Sosyal medyadan arkadaş edinmeyin. Bunu acı tecrübelerle yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçek hayatta en az 3 kere, bakın en az 3 kere bir kişiyi görmeden sakın onu arkadaş edinmeyin. Bu önerimin altına çizerek söylemek istiyorum ki sosyal medya arkadaşlıkları hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Beraber namaz kılamazsınız, beraber Kur'an okuyamazsınız, beraber zikir yapamazsınız, beraber bir cemaat olamazsınız. Cemaatül sosyal medya diye bir şey yok yani. Sosyal medya arkadaşlığı tamamen boştur arkadaşlar. Bir taraflardan biri sıkılınca biten bir arkadaşlıktır. Böyle bir arkadaşlık olmaz. Dininize de faydası olmaz. Hem hanım kardeşler için söylüyorum hem erkek kardeşler için söylüyorum. Bunu sakın unutmayın. Ve arkadaşlar diğer bir mesele de. Değerli dostlar, bu elinizdeki telefon amellerinizin bir parçasıdır. Elinizdeki telefonun amellerinizin bir parçası olduğunu ve kıyamet günü bununla da hesaba çekileceğinizi unutmayın.
Sadece Ahmet'le, Mehmet'le, Kamil'le, Ayşe'yle, Zeynep'le, Fatma'yla bunlarla yaşadığınız şeyleri Allah size sormayacak ki. Görmediğin x bir Ahmet, görmediğin x bir Zeynep, görmediğin x bir Ayşe. Allah seni bundan da hesaba çekecek. O yüzden değerli arkadaşlar, bunun acı tecrübesini yaşamış biri olarak söylüyorum ki sakın unutmayın, telefon, laptop, tablet ne olursa olsun, sosyal medya ıvır zıvır, sanal alem yani. Allah bununla da sizi hesaba çekecek. O yüzden lütfen ama lütfen sanal arkadaşlıklardan, erkek kadın fark etmiyor, uzak durun. Sanal arkadaşlardan din öğrenilmez, sanal arkadaşlarla ibadet paylaşılmaz. Ben birçok insan gördüm ki bu mesele yüzünden adam harici oldu. Bu mesele yüzünden adam gitti IŞİD'e katıldı. Sosyal medya olmasaydı kim IŞİD'e katılırdı ki? Kimse IŞİD'e katılmazdı. Kim nereden gidecek Suriye'ye de karşıya geçecek de gidecek oradan kaçakçı bulacak da bilmem ne. Sosyal medya zararlı arkadaşlar. O yüzden sosyal medyayı siz kullanın. Sosyal medya sizi kullanmasın. Sanal arkadaşları siz kullanın. Sanal arkadaşlar sizi kullanmasın. Bakın bu adam kanlı canlı benim karşımda. Arkadaşımdır. Sosyal medyada onunla konuşabilirim. Ne yaptın? Yarın nereye gidelim? Hafta sonu yüzelim mi? Maça mı gidelim? Böyle konuşabilirsin. Ama tanımadığım etmediğim bir adamla hayatımı paylaşamam, akidemi paylaşamam. Bunun altını çizerek söylüyorum. Daha geçtiğimiz gün bir hanım kardeşimiz yazdı. Hocam böyle böyle bir olay oldu. Ben internetten tanıştım. İşlerin böyle gelişeceğini bilmiyordum. Babam kabul etmiyor, ne yapayım? Yani adamın geri kabul etmesi için artık kendimizi paralamadığımız kaldı yani. Sübhanallah. O yüzden bu sanal arkadaşlığın altını çizmek istiyorum. Geçelim diğer mesele arkadaşlar. Müslüman oldum, iş bitti. Genelde böyle bir algı vardır. Tevhidi öğrendim, tağutu da reddettim valla. Ona buna da kafir dedim. Tamam, ben daha cennetliyim. Böyle bir algı var. Tevhidi öğrendim ya, artık herkese eleştiririm, herkesin gıybetini yaparım, herkesin dedikodusunu yaparım. Oo, ben çünkü niye? Tevhid ehliyim. Bana sonsuz bir gıybet etme özgürlüğü vardır. Sonsuz dedikodu özgürlüğü, sonsuz laf taşıma, nemime, tecessüs özgürlüğü vardır. Arkadaşlar bakın, Allah için bu yanlışı kendim yaptım. Hani videonun başında dedim ya, kendi tecrübelerimi anlatacağım diye. Bakın bu yanlışı ben yaptım. Sakın sakın arkadaşlar unutmayın. Allah cehennemi 7 kat, cenneti de 8 kat yaratmıştır. 7 kat cehennemin en üstü var ya arkadaşlar. Biliyorsunuz en altta münafıklar olacak. En üstü cehim isminde bir cehennem tabakasıdır. Ve cehim ateşinde sadece Müslümanlar yanacak. Yani Allah sadece Müslümanların yanması için bir cehennem ateşi hazırlamış. Müslüman kimdir? Tağutu reddeden, tevhidi bilen, müşriklerden beri olan. Sen, ben yani biziz. Biz Müslümanız. Allah Müslümanların yanması için cehennemde bir ateş hazırlamış. O yüzden ben tevhidi öğrendim, bütün günahları işlerim mantığı özellikle insanın elinde bu olduğunda ya da elinin altında laptop olduğunda, işte ne bileyim artık neyse, olduğunda zannediyorsun ki Allah, işte ben bununla beraberken Allah burada yok falan. Ya da işte arkadaşımla konuşurken herkesin gıybetini yapabilirim. Bu zaten biz Müslümanız da, evet, değil mi? Biz zaten kurtulduk. Arkadaşlar bu büyük bir hatadır. Büyük bir yanlıştır. Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin. Ve cehennemde Müslümanların yanması için en üst tabaka olan 7. tabaka, cehim tabakasının Müslümanlar için yaratıldığını sakın unutmayın. Diğer bir nasihate gelecek olursak. Değerli arkadaşlar, yeni tevhid ehli olabilirsin ya da tevhidi hali hazırda bilen biri olabilirsin. Sakın Arapça olma. Sakın Arapça olma. Sakın Arapça olma. Arkadaşlar, tevhid ehli olmak demek Arapça olmak demek değildir. Tevhid ehli olmak demek giyimimizle, kuşamımızla, tipimizle 7. yüzyıla dönmemiz gerek değildir. Tevhid ehli olmak demek Araplara özenmek değildir. Bu Arap özentiliği var ya, bu mevali meraklılığı, Emevilerden bize kalan bir hastalıktır. Ve genlerimize kadar işlemiştir. Tevhid ehlinde bir Arap hayranlığı var. Arapça biliyor musun? Ya işte bizim hoca Arapçayı çok iyi biliyor, sen biliyor musun? Ya işte Kabe imamı şöyle yapmış. İşte Usama bin Laden böyle yapmış. İşte falan hoca, falan Şeyh Fevzan böyle demiş. Evet. Kardeşim ne bu Arap özentiliği ya? Sofilerde de bu var ha. Aynen, aynen. Sofilerde de var. İşte Muhammed Muta Hazretleri. Evet. Niye? Arap çünkü, peygamberimizin torunu. Menzil Gafsa Abdülbaki Erol niye? Evet. Arap, peygamberimizin torunu. Kardeşim ne bu Arap özentiliği? Ey kardeşler, yeni olanlar veya eski olanlar, hepinize söylüyorum. Sakın ama sakın Arap özentisi olmayın. Sakın ama sakın Arapça olmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar gelip Müslüman olduğunda onlara bir hafta, kısacık bir süre İslam'ı öğretir. Sonra derdi ki git kendi kavmine davet yap. Ben size burada başlı başına mücerret bir ders yaparım. Peygamberin kısa süre ilim öğretip de kavmine davete gönderdiği sahabelerden. O kadar fazla örnekler veririm ki hayret edersiniz.
Adam geliyor, Müslüman oluyor, peygamber ona dini anlatıyor. Birkaç gün Mescid-i Nebevi'de kalıyor. Peygamber diyor ki git kavmine davet yap. Böyle o kadar fazla örnek var ki, hatta sahabelerden biri bunu hayretler içerisinde gördüğünü söylüyor. Ancak İslam'ın da böyle yayıldığını söylüyor. Peygamber kimseye oturup da 10 sene ilim öğretmedi yani. Bugün öyle selefiler var ki tırnak içerisinde adam tutturmuş. Ya Arapçan var mı? Ya işte Şeyh Ferzan böyle dedi. Şeyh işte falan Hanzalan Arapçası çok iyi. Evet. İşte Şeyh böyle yaptı. Ya işte Şeyh bilmem kim. Kardeşim ne bu Arap özentiliği ya? Ne olmuş Arapça bildiysek? Bugün bana Arapça olup da Türkçe'de olmayan bir kitap söyler misiniz? Kur'an-ı Kerim mi Arapça? Hadisler mi Arapça? E daha ne var? Fıkıh kitapları mı? Ne yani ne? Yani Arapça olup da Türkçe'ye çevirmeyen bir kitap var mı hocam? Kur'an-ı Kerim çok şükür var. Hadisler var. Ne bileyim sahabe kitapları, dört mezhep kitapları, işte Necid alimlerinin kitapları, müteahhirin alimlerin kitapları. Yani şu an Arapça'da olup da Türkçe'de olmayan hangi kitap var arkadaşlar? Ya Kur'an sünnetin kendi dilinizde olması bile size yetmiyor mu? Yani bu demek değildir ki Arapça öğrenmeyelim. Tabii ki Arapça öğrenin yani. Sizin için bir iyiliktir bu. Ama Arapçı olmayın. Adam mesela Arap kıyafetleri giyiyor diyor ki bu sünnettir. Sünnet falan değil. Veyahut da kadın mesela. Kadın Arap kıyafetleri giyiyor diyor ha bu sünnettir. Bu sünnet falan değil. Ve arkadaşlar buna azami dikkat gösterin. Sakın Arapçı olmayın. Bakın altını çizerek söylüyorum. Vallahi bugün tevhid ehli içerisinde öylesi var ki hocası Arapça biliyor diye kafir olmuş. Hocası Arapça biliyor diye peşinden gidiyor. Hocası kafir o da kafir oldu. Şeyh Fevzan böyle dedi. Bana ne kardeşim? Şeyh Fevzan da benim gibi bir insan. Şeyh falan, şeyh filan bilmem Anzala şöyle yaptı, o böyle yaptı. Kardeşim onlar da bizim gibi insan ya. Onlar cennetle mi müjdelendi? Allah katında bir torpilleri mi var, bir kefilleri mi var ya? Adam yarın ateist olsa var ya yemin ediyorum tabileri de ateist olur ha. Yani bu sofiliktir. Sofileri eleştiriyoruz. Selefiler sofilerden daha beter sofi. Arapçı olmayın arkadaşlar. Şu Arap özentiliğinden kurtulun. Biz hep Arapların peşinden gittik. Bunu ırkçılık veya faşizm olsun diye demiyorum. Allah ırkçılığın da faşizmin de sonunu getirsin, belasını versin. Biz tevhid ehli olarak hep Arapların peşinden gittik. Afgan-Rus savaşında Arapların peşinden gittik. Çeçenistan savaşında Arapların peşinden gittik. Bosna savaşında Arapların peşinden gittik. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Cezayir'de, Etiyopya'da her yerde Arapların peşine gittik. Yahu kardeşim, muhacirler olarak, Arap olmayanlar olarak niye böyle Arap özentisiyiz ya biz? Niye böyle Arapların peşinden gidiyoruz, Araplara özeniyoruz, Arapların kuyruğuna takılıyoruz? Sözüm onu El-Kaide'cilere, IŞİD'cilere söylüyorum. O kadar Arap komutanı anıp duruyorsunuz. Yok bilmem Osama Bin Laden böyle yaptı falan böyle yaptı. Kardeşim bir tane Türk'ü anın ya. Bir tane kalkın bir Türk'ten bahsedin. Yani bunu ayrımcılık olsun diye söylemiyorum. Arap özentiliğinizden bahsediyorum. Vallahi bugün var ya kendine tevhid ehli diyenler var ya. Yarın yeni bir örgüt çıksın. Çok da böyle karizmatik bir Arap lideri olsun peşinden giderler. Zamanında kendimizi yırttık. Dedik ki bu Bağdadi Amerikan ajanıdır. Bu Bağdadi şudur budur. Siyaseti ona uygundur. Yani birebir Amerika'dan talimat almayabilir ama ona uygun hareket edersen bu defakto ajanlıktır yani. Defakto ajanlık. Söyledik. Sırf Arap olduğu için, sırf Arapça iyi konuştuğu için Kur'an'ı Arapça söylüyor, hadisleri Arapça söylüyor ya bunlar etkisinde kalıyor. Özellikle bu bizim Kürt asıllı insanlarda da çok var. Bir ortama gir Arapça söyle sonra peşine Türkçe söyle böyle ağızlarını açıp sana bakıyorlar. Kardeşim ne bu Arapçılık ya? Bu Arapçılıktan kurtulun değerli arkadaşlar. Yeni Müslümanlara da eski Müslümanlara da söylüyorum. Bu Arapçılığın etkisinde kalmayın. Bir hoca Arapça biliyor diye hemen ağzınızdan salyalar akmasın. Hemen elinizde tuzlukla koşuyorsunuz. Ya valla elinizde tuzluk hazır ha. Elinizde tuzluk hazır. Nerede bu hıyar var? Hemen tuzlukla peşinden koşayım diyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar etmeyin ya. Neler gördük neler geçirdik ya. Şu an anlatmak istemiyorum ama ileride anlatacağım. Yani birçoklarının videolarda izlediği Araplar diyeyim öyle söyleyeyim. Ben onlarla yaşadım. Ve düşündüğünüz gibi insanlar değil yani. Ayrımcılık, ırkçılık diye söylemiyorum ama yani genellikle böyle nasıl desem keyiflerine düşkün, işte kendilerine düşkün, temizliği pek sevmezler, ahlaki normları pek yoktur, racon bilmezler, örf adet bilmezler. Çok ilginç insanlardır. O yüzden ya işte falan hoca Arapça biliyor. Oo, bu değil arkadaşlar. Bizim için Arapça bilmenin en büyük fazileti hafızlıktır. Onun dışında hiçbir fazileti yoktur. Hiçbir fazileti. Neymiş adam? Yani bu yaşandığı için söylüyorum. Eline bir kitap alıyor, çeviriyor, okuyor Arapçasını sonra Türkçesini söylüyor. Millet de diyor ki ya falan hoca doğru söyledi. Kardeşim dünyada 1 milyar Arap var ya. Ne yani şimdi Araplık ya da Arapçılık ya da Arapça fazilet olsa o zaman 1 milyar Arap var. Çoğu müşrik yani. Bu zihniyetten arkadaşlar kesinlikle kurtulun. Özellikle selefiliği Arapçılık olarak anlayanlardan kesinlikle ve kesinlikle çok çektik. Özellikle Suudçular. Adam bir giyiyor cellabiyeyi.
Çok affedersiniz, özür dilerim. Peygamber aleyhissalatü vesselam iç çamaşırı giymedi diye de çoğu iç çamaşırı da giymiyorlar. Bidat diyorlar. Bu gerçek ha. Var var hocam. Şu an belki izleyenler gülüyordur. Komik bir şey olduğunu kabul ediyorum ama kesinlikle buna bidat diyorlar ve arkadaşlar ben buna şahitlik ettim. Ya ben neler gördüm geçirdim. Subhanallah. Yani çok kötü şeyler ortaya çıkıyor o zaman olunca. Sakın arkadaşlar Arapça olmayın. Peygamber Antarktika'da yaşasaydı emin olun kürk giyerdi. Ya da Peygamber Afrika'da yaşasaydı daha rahat bir şeyler giyerdi. O yüzden şekilci olmayın lütfen. Diğer bir nasihate geçecek olsak şu. Tevhidi kabul eden bir kişi Kamil hocam. Evet. Hemen başlıyor davet yapmaya maşallah. Evet. Hemen tevhidi öğreniyor ya, tağutu öğreniyor ya. Başlıyor davete. Sen tağutu reddettin evet. mi? Şu bu. Hemen başlıyor. Ve yıkıyor ha. Ne anasına anlatabiliyor, ne babasına anlatabiliyor, ne kardeşine anlatabiliyor. Kimseye anlatamıyor. Sonra mecburen toplumdan izole oluyor. Toplumdan izole olunca da kendini bir yere ait hissetmek istiyor. Ve o aidiyet psikolojisiyle ya bir gidiyor örgüte katılıyor ya bir saçma sapık bir cemaate katılıyor. Kendini perişan ediyor yani. O yüzden arkadaşlar sakın ama sakın tevhidi öğrendikten hemen dakikasında davete başlamayın. Biraz sabredin, biraz sabırlı olun. Peygamber Muhammedur Resulullah olmadan önce Muhammedül Emin oldu. Allah 63 yıllık hayatı olan Resulullah'ı 40 yıl boyunca hamur gibi yoğurdu. 40. sene peygamberlik verdi dedi ve ona peygamberlik görevini yapması için tebiin vazifesini verdi. Biz ise tevhidi öğrenir öğrenmez hiçbir altyapıya sahip olmadan ki bu altyapı kısa sürede elde edilecek bir şeydir. Öyle gözünüzde büyütmeyin yani. Bir insan bir senede müthiş şekilde dinini öğrenebilir. Hiçbir altyapı olmadan bizimkiler hemen anında davete başlıyorlar. Arkadaşlar peygamber önce Muhammedül Emin oldu sonra Muhammedur Resulullah oldu. Muhammedül Emin oldu. Allah Azze ve Celle onu yoğurdu. Annesini kaybetti, babasını kaybetti. Akrabaları ona sırt çevirdi. Sonra Kus bin Said isimli bir Müslümanla karşılaştı. Sonra Zeyd bin Amr isimli bir Müslümanla karşılaştı. Varaka bin Nevfel isimli bir Müslümanla karşılaştı. Ubeydullah bin Cahş isimli Müslümanla karşılaştı. Yani bunları peygamber olmadan önce gördü. Bunlarla peygamber olmadan önce şahit oldu. Bunlardan bir şeyler dinledi, bir şeyler duydu. Allah onu bir hamur gibi yoğurdu. Ondan sonra Muhammedur Resulullah oldu. Sen de kendi yaşadığın ailende, toplumunda Muhammedül Emin oldun mu? O zaman Muhammedur Resulullah sıfatına yani davetçiliğe geçebilirsin. Ama bizim tevhid ehli hiç ilim bilmeden oy, okul, askerlik bunları öğreniyor ki bu din değil ha. Bu hakimiyet meselesidir. Dinin çeyreğinin çeyreği bile değildir. Özellikle bugün Hanzala'nın başına çektiği bir ekol var bizim ülkemizde. Onlara göre din nedir hocam? Oy, okul, askerlik bu kadar. Ne şefaat bilirler, ne azir bilirler, ne tekfir bilirler. Hiçbir şey bilmezler. Sonra söyleyince de kızarlar. ve bu arkadaşlar tevhid ehli içerisinde de var. Tevhid öğreniyor ya. Daha dakikasında ya arkadaş bir dur ben bir öğreneyim akide nedir? Uluhiyet nedir? Rububiyet nedir? İsim sıfat nedir? Cehalet nedir? Tekfir nedir? Muhakeme nedir? Ahlak nedir? Kendi adıma söylüyorum mesela. Bize tevhidi öğrettiler, ahlakı öğretmediler vallahi. Biz ahlaksız insanlardık yani. Ahlaksız derken yani o manada ahlaksız değil. Yani tam manasıyla selefin ahlakı, sahabenin ahlakı nedir öğrenmedik. Tevhide öğrettiler. Allah yolunda cihat, mihat falan hadi yallah. Evet. Bu arkadaşlar hem çevresel yönden hem ailevi yönden hem de davetinizin uzun süresi maslahatı yönünden size zarar verir. Ve davet yapmakta aceleci olmayın arkadaşlar. Hocam araya girmek istiyorum. Tabii. Bazı Müslümanlar mesela İslam'la tanıştıktan sonra toplumsal meselelere sırt çeviriyorlar. Evet. Çok mesela toplumda bir şey oluyor, orman yangını oluyor veya bir felaket oluyor. Sanki umurlarında olmuyor böyle, yansın, bitsin, ölsün. Böyle mükemmel. Bir düşünce yani. Es geçilmemesi gereken müthiş bir yere değindiniz. Arkadaşlar, lütfen ama lütfen altını çizerek söylüyorum. Tevhidi yeni kabul ettiyseniz bu konuda hassas olun. Eğer tevhidi önceden biliyorsanız bu konuda kendinizi düzeltin. Arkadaşlar, İslam şu değil ya. Tağutu reddettim, tevhidi öğrendim, dünya yansın. Arkadaşlar din bu değil. Toplumsal oyalara sırt çevirmeyin. İslam aktivizmdir. İslam emeğin yanında durmaktır, işçinin yanında durmaktır, ezilenin yanında durmaktır, köylünün yanında durmaktır, çiftçinin yanında durmaktır. Allah yeryüzünü bizim için mescit kılmıştır. İslam ağaçlara sahip çıkmaktır, yerlere çöp atmamaktır. Kedilere, köpeklere, Allah'ın dilsiz kullarına sahip çıkmaktır. İslam azınlıkları desteklemektir. Ezilenlerin hiçbir dini görüşüne bakmadan onlara destek vermektir. İslam aktivizmdir arkadaşlar. Tevhid ehlinde öyle bir şey var ki
Yansın, yıkılsın, dünya yanıyor mesela. Adam diyor ha Amerikan oyunu. Korona diye bir şey çıktı. Ha ya Amerikan oyunu ya ben biliyorum. Ya insanlar ölüyor, insanların yuvaları yıkılıyor, dükkanlar kapanıyor, esnaf kan ağlıyor. Nedir bu? Orman yangınları olmuş, Allah belasını versin. Bazı sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta falan gördüm. Bunlar da kendine tevhid ehli diyorlar. Allah onların belasını versin. İşte Allah Azze ve Celle bir toplumu böyle helak eder. Ya Manavgat'ta siz tatil mi yaparsınız? Allah sizin belanızı verdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Orman yangınları da bizim şu aşağıda oldu. Ya arkadaşlar bu var ya, bu gerçekten kötülüktür ya. Bu insan kötü bir insan ya. Ya orada ağaçlar yanıyor ya. Allah sana orayı mescit kılmış. Yeryüzünü mescit kılmış Allah sana. Mescidin yanıyor. Hayvanlar yanıyor. Orada kaplumbağalar yanıyor. Ne bileyim tavşanlar yanıyor. Orada gariban köylünün malları yanıyor. Çiftliği yanıyor. Tarlası yanıyor. Ya 2-3 tane adam gitmiş zina yapmış. Allah belalarını versin. Ne olmuş yani? Bir sepet domates, birkaç tane çürük var diye tamamen imha edilir mi? Ya bu bakış açısı, bir olay oluyor mesela. Amerika'da kasırga. Ha Allah belalarını verdi ya işte bak görüyor musun? Taliban zafer kazanınca Allah da Amerika'ya fırtına verdi. Meşhur bir sözüm ona Selefi Haber sitesinde böyle bir paylaşım yapılmış. Arkadaşlar vallahi bu kötülüktür. Bu kötülüktür. Kötü bir insan olmaktır. İslam iyi insan olmaktır. İyi insan. Yani tevhid ehli olduktan sonra hepsi ölsün gebersin fikri yanlıştır. Arkadaşlar bakın toplumsal olaylara sırt çevirirseniz toplum da size sırt çevirir. Ki zaten öyle oluyor. Bugün tevhid ehli tevhidi öğrendikten sonra toplumdan izole oluyor. Toplum kabul etmiyor. Selefi misin? Uzak dur diyor. Kadınından da erkeğinden de. Çünkü mağara kadını, mağara adamı, beyninin içerisinde örümcek var, saman var kafasının içerisinde. Yani biz sofilere diyoruz ya yobaz işte sabit fikirli, geri kafalı. Valla çoğu tevhid ehli sofilerden daha yobaz yani. Hocasına laf kondurmaz. Beyninde inandığı o putlara toz kondurmaz. Dünya yanar, Amerikan oyunu ya. Manavgat yanar, ya zina etmediler mi? Yandılar. İşte İzmir'de deprem olur. İzmir ne? Aynen. Gavur. Yani ne? Deprem. Arkadaşlar yani gerçekten bu kötü bir insan olmaktır ya. Böyle insanlarla aynı kitlede olmaktan utanç duyuyorum. İslam aktivizmdir. Ya vallahi arkadaşlar ben yıllardır bu İslami caminin içerisindeyim. Aileden gelen bir kültürdür. Yani çocukluğumdan beri. Ben hatırlıyorum 6 yaşında Şamil Basayev'in, Hattab'ın, işte Çeçenistan Savaşı'nın falan videolarını izliyordum. 6 yaşındaydım. Çok net hatırlıyorum. Çocukluğumdan beri mesela ben hiç şunu görmedim. Hiçbir hoca, tevhidçisi de olsun, mealcisi de olsun, sofisi de olsun hiçbir hoca hutbeye çıkıp da arkadaşlar bu sene asgari ücret şu kadar olmalıdır. Sendikanın yanındayız, emekçilerin yanındayız, işçiler ezilmesin. Bu sene fındık fiyatları şöyle olsun, rekolteden böyle geldi, biz bunu destekliyoruz dediğini görmedim ha. Hep böyle, peygamber şöyle fakirdi, böyle açtı. Zekat var mı? Evet. Ha, zekatı ver. İşte peygamber şöyle yaptı, böyle yaptı. Sahabeler böyle yaptı. E kardeşim niye yaptı ki bunları? Sahabeyi anmak mı, anlamak mı? Peygamberi anmak mı, anlamak mı? Biz mesela inşallah yapacağız. Asgari ücret mi açıklandı? Hemen sendikanın yanında duracağız diyeceğiz ki bu asgari ücret fakirlik, hatta açlık sınırının bile altındadır. İnsanlar bununla geçinemez. Ve bu imkanı olmasına rağmen, binlerce insana hitap edecek kabiliyeti olmasına rağmen bunu seslendirmeyen hocaları da Allah hesaba çekecek. Sizin ne işiniz var sermayenin yanında? Ne işiniz var güç sahiplerinin yanında? İslam mazlumların dinidir. Peygamber mazlumların peygamberidir. Fakirlerin, ezilmişlerin, emekçilerin peygamberidir. Biraz doğadan taraf olun, biraz azınlıklardan, ezilenlerden taraf olun. Toplumsal meselelere sırt çevirmeyin. Ben bazen haber izliyorum ya. Diyorlar sen çok haber izliyorsun. Ya arkadaşlar yani bu nasıl bir kafadır ya? Gerçekten utanç duyuyorum böyle bir kafadan. Sakın ama sakın böyle olmayan arkadaşlar. Toplumsal meselelere, işçinin, köylünün, halkın meselelerine sakın sırt çevirmeyin değerli arkadaşlar. Diğer meselede diyelim ki dininizi öğrendiniz. Artık birilerine bir şey anlatacaksınız. Arkadaşlar sakın ama sakın çevrenizden hariç bir davet yapmayın. Önce evladını anlat, anneni anlat, babanı anlat, eşine, dostunu anlat, yakın akrabaya anlat. Bu Allah'ın emridir. Peygamber önce yakın akrabadan başlamıştır. Biz ne yapıyoruz? Adam açıyor YouTube kanalı. Devlet böyle, devlet şöyle, tağut şu bu. Sonra da hapse giriyor. Kardeşim peygamber böyle yapmadı ki. Peygamber önce eşine anlattı, sonra akrabalarına, yakın arkadaşlarına, dostlarına anlattı. Sonra müşriklerle mücadele etti, sonra Yahudilerle, sonra Hristiyanlarla, sonra Bizans'la mücadele ederken vefat etti. Yani peygamber küçük kafirden başladı davete, mücadeleye. Öyle öyle büyüttü. Bizim Türkiye'deki tevhid ehli ne yapıyor? Özellikle bunu Hanzala başlattı. Oy sistem, devlet, şu, bu, hakimiyet, şu bilmem ne. Zaten bir hakimiyet biliyorlar. Başka hiç tevhide bildikleri yok.
Sonra ne oldu? Hop cezaevine. Niye? Çünkü bu devletin acı tecrübeleri var. Devletin DAEŞ tecrübesi var, devletin El-Kaide tecrübesi var, devletin Hizbullah tecrübesi var, devletin Kaplancılar tecrübesi var. Ta gerilerde Şehzade'ye kadar giden İslami isyan tecrübesi var devletin. Devlet böyle bir şeyi gördü mü direkt tepki veriyor, diyor hayırdır ya gel bakalım sen diyor. Evet, evet. Biz şunu anlatmamız lazım tevhid ehline ya da yeni tevhid ehli olanlara. Eskilerden ümidi kestik herhalde. Aynen. Yeni tevhid ehline şunu anlatmamız lazım arkadaşlar. Devlet başka bir şeydir. Sistem başka bir şeydir. Memleket başka bir şeydir. Memleketin üstünde yaşayanlar başka bir şeydir. Memleket bizimdir. Burayı Hazreti Ömer fethetti. Burayı bizim atalarımız, bizim dedelerimiz Allah için, iyiliğe kelimatullah için, şeriat için fethettiler. Memleket bizimdir. Ha üstünde yaşayan dinsizdir, donsuzdur. O Allah hidayet etsin. Devlet ve sistem de farklıdır. Bir şey Allah'ın mülkü ise, ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Mülk kimindir? Allah'ındır. Bir şey Allah'ın mülkü ise kimse Allah'ın mülkünü Allah'tan alamaz. Bir zalim mi başa geçti? Çok 10 sene bilemedin 50 sene kalacak sonra yıkılıp gidecek. Bizim yaşadığımız memlekette bile son 100 senede 7 kere sistem değişti. 7 kere rejim değişti. Sadece son 100 seneden bahsediyorum yani. Kemalizm vardı, sonra İsmet İnönü zamanında milli şefçilik başladı. Sonra bir melayinik dediğimiz Menderes dönemi başladı. Sonra askeri darbe oldu. Böyle 7 kere rejim değişti. En son FETÖ'ydü. FETÖ'den sonra şimdi siyasal İslamcılar var. Yani sistem başka bir şeydir, devlet başka bir şeydir. İslam'ı şu şekilde anlarsak hata ederiz. İşte Allah Azze ve Celle demiş ki tağutu reddedin. Doğru, Allah tağutu reddetmemizi istiyor. Kur'an'da 30 yerde taga kökünden türeyen kelime var. Azmak, haddi aşmak manasında. 13 tane ayette direkt tağut var. Tağut diye. 8 tane ayette de Allah direkt diyor reddedin tağutu. Evet. Hatta Bakara 256'da reddedene Müslüman diyor. Bakara 257'de reddetmeyene kafir diyor. Hadi bakalım buyur. Nahl suresi 36. ayette bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim diyor. Hadi bakalım buyur. Zümer suresi 17. ayette tağutu reddeden cennetle müjdeleniyor. Hadi bakalım buyur. Evet. Elbette tağutu reddedeceğiz. Ama bu demek değildir ki davet metodumuzu peygamberin dışında bir metotla yapacağız. Hayır arkadaşlar, hayır. Peygamberler böyle yapmadı. Bizim peygamberimize örnek almamız gerekirken adam diyor ki işte Musa gitti Firavun'a. Ya kardeşim Musa Firavun'a gitti, bizim peygamberimiz eşi Hatice'nin yanına geldi. Sonra gitti amcası Ebu Leheb'e anlattı. Kim senin örneğin? Senin örneğin kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi örnek alsana. Önce geldi eşini anlattı. Sonra arkadaşlarını anlattı. Sonra gitti Ebu Cehil'e anlattı. Ebu Leheb'e anlattı. Mekke'li müşriklerle mücadele etti. Sonra Medine'ye geldi Yahudilerle mücadele etti. Sonra Medine'yi de aldı gitti çevredeki Hristiyanlık kabilelerle mücadele etti. Sonra Bizans'la mücadele ederken vefat etti. Bir de tevhid ehlinde şöyle bir algı var. Bu da büyük bir yanlıştır. Mesela tağutu reddediyor ya. O tağuta düşmanlık ediyor. Mesela asker ölsün, polis ölsün, işte devlet yansın, ekonomi yıkılsın, şöyle olsun, böyle olsun kafasında. Arkadaşlar, şimdi bir adamdan bahsedeceğim size. Tağut bir adamdan bahsedeceğim. Peygamber o adamı övüyor. Hoppala. Bir dakika. Peygamber nasıl tağutu över ya? Ama övmüş. Peygamber Necaşi isimli bir adamı. Gerçek ismi Ashame'dir. Ashame. Ama lakabı Necaşi'dir. Mesela bizde ne var? Cumhurbaşkanı değil mi? Başbakan. İşte bu bir lakaptır. Mesela Nemrut bir lakaptır. Firavun bir lakaptır. Mesela Firavun ismi ne? Ramses. Değil mi? Mesela. Kur'an'da iki tane Firavundan bahsedilir. İşte bu Necaşi'nin ismi de Ashame'dir. Bugünkü Etiyopya var ya, Etiyopya, Somali'nin yukarısı. Etiyopya'nın eski ismi Habeşistan'dı. Yani Arabistan'ın tam karşısı. Orada Necaşi diye bir adam vardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler sahabelere zulmettikten sonra dedi ki gidin Habeşistan'a, orada Necaşi diye bir kral vardır, adildir dedi. Bakın, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen ve henüz Peygamberimizin risaletini kabul etmeyen bir kafir ve tağut olan Necaşi'ye karşı Peygamberimizin söylediği söze bakın. Yani evet tağutu reddedeceğiz ama eğer o tağut İslam'la savaşmıyorsa o ölsün gebersin, bu söylem bize zarar verir. Bu söylem bize zarar verir. O yüzden arkadaşlar bu konuda da militan tevhidinden uzak durun. Bugün tevhid ehline tevhid anlatılmıyor, militancılık anlatıyor. Devlete düşman ol, devletin okuluna düşman ol, şuna düşman, buna düşman. Öyle bir seviyeye geldi ki adam artık kimliğe bile küfür diyor, kimliğe. Sonra kimliğe küfür deyince, mesela Hanzalacılar var ya, bu oy okul askerlik evet, tevhidçileri. Başka tevhid de bilmezler. Sonra adam kimliğe küfür deyince diyorlar ki, he cına bak kimliğe küfür diye, salak. Senin yüzünden adam böyle oldu. Aynen. Senin anlattığın din yüzünden böyle oldu.
devlet düşman, devlet düşman dedin, devletin bütün organlarını kendine düşman ettin. Adam dedi ki devlet düşmansa kimliği de düşman dedi, kimliği yırttı. Sonra diyor ki, ya şu kimlikçiler var ya çok salaklar ya, sen salaksın. Senin yüzünden böyle oldular. İnsanlara selefiliği militan tevhidi olarak anlattınız. Taattür edecek miyiz? Tabii ki reddedeceğiz. Allah'ın emridir. Ama reddetmek başkadır. Ona karşı örgütsel bir takım faaliyet içerisine girmek ya da militan olmak başkadır. İkisini birbirinden ayırmak gerekir. Allah'ın bize böyle bir emri yok. Hangi ayette Allah devlet yıkın, devlet kurun demiş ya? Bana bir tane ayet söyleyin ki Allah desin ki ey iman edenler devlet kurun. Eğer Allah'ın böyle bir emri olsaydı devlet kurmayan herkes kafir olurdu. Çünkü Allah'ın emridir yani. Allah'ın emrine karşı gelmek nedir? Küfürdür. O zaman devlet kurmayan herkesi tekfir ederdik. Allah Azze ve Celle bize fitne kalmayıncaya kadar savaşın diyor değil mi? قَاتِلُوْهُمْ اَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينِ كُلُّهُ لِلَّهِ Din yalnız Allah'ın oluncaya ve fitne yeryüzünde kalkıncaya kadar savaşın diyor. Fitne nedir? Açın müfessirlerin fitneye ne dediğine bakın. Fitne şirktir, şirk. Sen savaşsan, Amerika'yı ele geçirsen orada din Allah'ın mı oldu? Hayır. Yine halk müşrik. Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. Orada din mi hakim oldu? Hayır. Sofilik hakim oldu. Uyuşturucu baronları oraya ele geçirdiler. Evet, Amerikan emperyalizmine karşı müthiş bir başarı kazandılar ama Çin emperyalizmini soktular oraya. Ne yani şimdi Hanzalacılara ya da işte bu kafada olanlara söylüyorum. Devlet yıkıldı. Siz de geldiniz Türkiye'de şeriat kurdunuz. Türkiye'de din Allah'ın mı oldu? Hayır. Hala fitne var yeryüzünde. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah Azze ve Celle savaşın diyor. Hala fitne var. Fitne şirktir dedik değil mi? Açın tefsircilerin fitneye ne dediğine bakın. Sen ele geçirdin ama herkes müşrik, ne olacak? Peygamber Medine'ye hicret ettiği gün Medine'yi ele mi geçirdi? Yoksa gönülleri mi ele geçirdi? Kalpleri mi ele geçirdi? Gönülleri fethetti. Sonra zaten Medine kendisi ona teslim oldu. Yani bu militan kafa, bu tırnak içerisinde cihatçı kafa tevhid ehlini cezaevine götürüyor. Tevhid ehli ne yapıyor arkadaşlar? Ben size bir özet geçeyim. Şöyle mesela şuradan size özetleyeyim. Şurası arkadaşlar çıkıştır, burası da cezaevidir, tamam mı? Şöyle başlıyorlar davete. Sosyal medyada orada burada davet yapıyorlar. Ailelerine davet yapıyorlar. Etrafında 3-5 kişi topluyorlar. Sonra cemaat kuruyorlar. Cemaatten sonra mescit açıyorlar. Mescitten sonra güçlenmeye başlıyorlar ya. Hop hemen cezaevine. Sonra tekrar sil baştan. Biraz hapis yatıyor. Sonra hapisten çıkıyor. Tekrar baştan. Hop bir daha cezaevi, bir daha baştan. Ben bunu 4 kere yaşadım. 4 kere. 4 kere. Ben 19 yaşında. Yani kandırılıp başka başka yerlere gitmiş biriyim yani. Ben cezaevine girdiğim zaman çocuktum ya resmen. Arkadaş benim ne işim var o yaşta cezaevinde? Bu kafa buraya götürür arkadaşlar. Biz gönüllere devlet kurmalıyız. Gönülleri fethetmeliyiz. Toprak fethettiğinde din Allah'ın olmuyor ki. Oradaki insanları münafık yapıyorsun. Bugün Afganistan'ın halkının %99'u münafık oldu Taliban yüzünden. Herkes zoraki dine uyulmuş gibi görünüyor. Herkes zoraki Deobendi tarikatçısı oldu şu an Afganistan'da. Ne oldu? İnsanlar münafık oldular. Peygamber böyle yapmadı. Peygamberin hiçbir zaman toprak kazanmak gibi bir derdi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönüller kazanmaya geldi. Bizim bunu atmamız, bunu anlatmamız gerekirken, davet yapmamız gerekirken, vay tağut var ya, tağut şöyle, tağut böyle, 5 tane polis ölmüş ya, Allah'ım da olsun, Allah beter et falan. Arkadaşlar bu kafa var ya, bu kafa. Bu kafa IŞİD kafasıdır, El-Kaide kafasıdır. Yani bu kafadaki insanlar yarın öbür gün IŞİD çıktığında IŞİD'e gidecekler, soracaklar ki biz... Hocamız IŞİD'den beridir. Hocamıza zulmediyorlar. Hocamız 10 yıldır hapiste. Hanzalacılar diyor. Aynen, aynen. Hocamız 10 yıldır hapiste. Kardeşim tamam. Zulmediliyor olabilir. Allah yardım etsin. Ama onun yüzünden bir sürü insan IŞİD'e gitti. Onun anlattığı akide yüzünden. IŞİD'çidir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela Murat Gezenler, o da aynı. Onun yüzünden de bir sürü insan Afganistan'a gitti geçmişte. Yakın geçmişte de Suriye'ye gitti. Böyle bir sürü örnek veririm size. Ben bu insanların özelliklerinden bahsetmiyorum. Belki o kadar iyi insanlardır ki benden de bile iyi insanlar olabilir yani. O kadar iyi babalardır. O kadar iyi arkadaşlardır, çok iyi eşlerdir, bilmiyorum. Ben burada ümmetin maslahatını düşünüyorum. Ben burada ümmetimizi düşünüyorum. Bize ne derseniz deyin. Ajan şu bu ne derseniz deyin. Biz tevhid ehlini birilerinin tekeline bırakmayacağız. Arap özentilerinin, örgüt özentilerinin ya da başka başka insanların tekeline bırakmayacağız. Ne yaparsanız yapın biz bu tekele çomak soktuk. Bu çarkı yıkacağız ve Allah'ın izniyle halkçı bir selefilik. Halktan yana, halka rağmen değil, halk için bir selefilik kuracağız. Hani bir algı vardır ya, halka rağmen halk için. Hayır. Halk için Allah rızası adına bunu yapacağız. Ve göreceksiniz, başaracağız inşallah. Diğer bir nasihatime gelecek olursak değerli arkadaşlar.
Birine diyelim dininizi öğrendiniz ve davet yapıyorsunuz. Sakın karşınızdakini ikna etmeye çalışmayın. Sakın ama sakın. İkna edilmişlerle yola çıkılırsa adam ikinci senede seni satar. İnanmışlarla yola çıkılır. Peygamber kimseyi ikna etmedi. Hatta onlara bilakis zorluğu vaat etti. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Müminler zorlukla karşılaştığında قَالُوا derler ki هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü bize bunu vaat etmiştir. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Demek ki Allah ve Resulü doğru söylemiştir. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Biz de onların imanlarını ve İslamlarını arttırdık, teslimiyetlerini arttırdık diyor. Arkadaşlar kimseyi ikna etmeye çalışmayın. İnandırmaya çalışın. Ve davet yaparken tevhid ehlinin yaptığı en büyük hatayı söyleyeyim mi hocam? Bunu ben de bir zamanlar Allah affetsin arkadaşlar. Vallahi çok yaptım. Şimdi peygamber İslam'ı kaç senede anlattı? 23 senede değil mi? 23 senede İslam'ı anlattı. Biz ne yapıyoruz biliyor musun hocam? Bir saatte adamla oturuyoruz. Başlıyoruz. Tağut, tevhid, oy, okul, askerlik. Şu, bu, ıvır zıvır. Reddediyor musun? Adam yok. Adam zaten ne uğradığını şaşırıyor. Adam yok diyor sonra ne diyoruz biliyor musun? Hüccet ulaştırdım. Ya bu zında hüccet ikame ettim. Kafir kabul etmedi. Allah belasını versin. Ya zaten adam kabul etse ben ne yapayım o adama yani? O adam da kabul edemez ki yani. Hiçbir insan böyle Ebu Bekir gibi sıddık değilse, böyle olağanüstü bir fehmi yoksa hiçbir insan bunu kabul edemez ki. Peygamberin 23 senede nakış nakış işlediği daveti sen geldin adama abi bak tevhid, tağut, oy, okul, askerlik, güncel mesele, muhakeme, tekfir falan. Allah'ın adam diyor bu ne diyor, bu ne anlatıyor? Sonra bana yazıyor. Hocam selamünaleyküm. Babam bana böyle yaptı. İşte eşim böyle yaptı. Kardeşim yapmasa zaten bir ilginçlik var o işte. Davet yaptığın kişiyi Ebu Bekir yapmaya çalışma. Davet yaptığın kişiyi Ebu Talip yapmaya çalış. Karşındaki kişi Ebu Bekir olmuyorsa bile Ebu Leheb olmasın, Ebu Cehil olmasın. Ebu Talip olsun. İslam'a dost bir kafir, İslam'a dost bir müşrik olsun. Yahu karşındaki adama bir anda her şeyi anlatma ya. Önce Allah'ın varlığını anlat, sonra kulluğun önemini anlat. Sonra Allah bizi niye yarattı bundan bahset. Sonra Allah'ın bir olmasından bahset. İlah kavramını anlat, Rab kavramını anlat. Adama 2 senede, 3 senede davet yap. Bakın biz böyle yaptık. Şimdi insanlar yolda bizi görünce konuşmak için fırsat arıyorlar. Adam benimle 5 dakika yolda konuştuğu zaman böyle 2 gün boyunca gidiyor sağda solda anlatıyor. İşte ben konuştum onunla falan. Niye? Çünkü öyle bir anlatıyorsun ki adam böyle seni kuyumcu gibi görüyor böyle. Kuyumcu. Böyle seni görünce hevesleniyor. Böyle falan böyle ağzından sular akarak sana bakıyor. Diğer türlü olsa ne olacaktı? Valla Necat abi var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Oy, okul, askerlik, tevhid, uluhiyet, rububiyet, tağut, tekfir, cehalet, muhakeme, şu, bu. Kabul ediyorsun mu? Hayır. Sen kafirsin. Bir de böyle söylüyor bizimkiler. Ondan sonra devam. Tekfir evet dinin aslındandır. Tekfir fıtridir. Ancak bunu öyle bir anlatacağız ki insanlar bunu anlasın. Ama biz tekfiri öyle bir anlatıyoruz ki insanlara tekfir deyince kaçacak delik arıyorlar. Bunu da yıkacağız inşallah. Tabii ki Müslümanların desteğiyle. Bizim Müslümanlar da adam daha videoya yorum yapmıyor. Daha video ne yorum? Yorumu geçtim artık yorum da istemiyorum. Adam videoya beğeni yapmıyor ya. Hocam diyor senin bütün videolarını izliyorum ama başın belaya girmesin diye beğenmiyorum. Ulan başın belaya girecek ne var? Sen daha bir beğeni atmıyorsan ne işe yarıyorsun? Arkadaşlar diğer bir tavsiyem ise özellikle bugünkü IŞİD'çiler, Suud'cular, Mısır Selefileri, Mealciler, Sofiler, Şiiler bunlar. Yani bu gördüğüm insanlarda, konuştuğum insanlarda şunu fark ettim. Önce kendilerine bir akide belirliyorlar. Sonra o akidelerine delil arıyorlar. Yani normalde nasıl yapılır değerli arkadaşlar? Önce delillere bakılır, sonra hüküm verilir değil mi? Mesela mahkemede ne yapıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Müddei umumi vardır. Müddei umumi savcıdır. Ortaya bir sav koyar savcı. Bu sava da iddianame diyoruz. Savcı bu iddianameyi de delillerle destekler. Sonra müddei yani iddia sahibi bunu mahkemeye sunar. Mahkeme de Türk milleti adına, kağıtta aynen öyle yazar. Mahkeme başkanı bunu devralır ve kişiyi muhakeme etmeye başlarlar. Sonra da hüküm verirler. Yani delillerden sonra hüküm verilir. Ama Türkiye'deki hakim algı, özellikle kendine tevhid ehli diyenler, adam mesela diyor ki, mesela diyorsun ki şefaat Allah'ın hakkıdır, Allah'tan başkasından asla şefaat istenmez. Doğru mu? Ama adam bunu duydu ya. Şimdi Hanzala da böyle demiyor. Ne diyor biliyor musun? Ulan şimdi Hanzala böyle diyor. Ben şimdi Hanzala'ya tabi olmak için Hanzala tarafım bir zarar görmesin ne yapayım? Ya hocam böyle bir hadis de var ya bak. Kendi fikrine hadis arıyor. Aynen aynen hocam. Mesela diyorsun ki ya muhakeme küfürdür. İkrah olmadan gidemezsin. Ulan şimdi Hanzala da böyle demiyor. Hanzala buna küfür değil diyor. Ne yapalım? Ama hocam bak İmam Suyuti demiş ki falan hemen kendine delil arıyor. Ya da bir başka mesele yani sadece Hanzala çünkü bugün de çok bahsettik ondan. Yani başka bir örnek mesela arkadaşlar bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Adam kendi kafasında bir fikir belirliyor, ona uygun deliller arıyor. Vallahi arkadaşlar bu sapıklıktır. Ve maalesef bu bidatı ilk olarak Mütezile'nin Bağdat kadısı ortaya atıyor. Ehl-i Sünnet'le münazara etmeden evvel kendine bir iddia koyuyor ortaya. Sonra o iddiasına delil topluyor. Ve bunu Mütezile'lerde usul kaidesi olarak belirliyor. Yani Mütezile'lerde bu usul kaidesidir. Mütezile akidesini ortaya koyarsın, sonra onun üstüne delillerini inşa edersin. Oysa ki böyle değil İslam'da. Önce delillere bakarsın, sonra hakka tabi olursun. Allah'ın hakkı falan hocanın hakkından büyüktür. Allah'ın rızası falan hocanın, falan cemaatin, falan topluluğun rızasından büyüktür. Siz küçük tağutları reddettiniz, nefsinizin tağutlarına yenildiniz. Sadece Hanzalacılardan bahsetmiyorum ha. Büyük tağutu reddetti, kendi kalbindeki, gönlündeki tağutu reddedemedi. IŞİD'çiler hepsi, bütün tevhid ehlinden bahsediyorum. Kendini tevhide nispet edenlerden bahsediyorum. Diğer mesele arkadaşlar, size iki kavramdan bahsedeceğim. Belki şu ana kadar bahsettiğim en önemli konu olabilir. İki kavramdan bahsedeceğim. Birincisi iddirap. İddirap kafa karışıklığı demek. İkincisi de tenbiş. Tenbiş de böyle delirmek, konuyu karıştırmak demek. Bugün tevhid ehli, hatta bugün İslam ümmetinin tamamı ya da kendisini Müslüman diyen 1.7 milyarın tamamı iddirap halinde. Yani herkesin kafası karışık. Kimse neye inanacağını bilmiyor. Adam bir video izliyor, fikir değiştiriyor. Başka bir video izliyor, o fikre geçiyor. Başka bir kitap okuyor, o fikre geçiyor. Başka bir makale okuyor, o fikre geçiyor. Sonra biriyle konuşuyor, o fikre geçiyor. Akşam başka bir fikir, sabah başka bir fikir. Peygamber buyurdu ki, ahir zamanda insanlar evinden mümin çıkacak, evine kafir dönecek. Evine kafir girecek, evinden mümin çıkacak. Tam da bu hadisin yaşandığı zamandayız. Herkes bir kafa karışıklığı halinde. Herkes. Ben başka bir şey anlatıyorum, başkası başka bir şey anlatıyor. Herkes kafa karışıklığı halinde. Değerli arkadaşlar, bugün tevhid ehli özellikle bu iddirap halindedir. Ve bu iddirap onları tenbişe sürüklüyor. Tenbiş nedir? Konuları karıştırmak. Mesela cehalet meselesinde biz herkese meydan okuduk değil mi? Münazara yapabiliriz diye. Biz dedik ki cehalet mazeret değildir ama vakada cehalet mazerettir dedik. Bütün ayetleri, hadisleri getirdik. Ne kadar cehaletçi varsa tanıdığımız hepsi tövbe etti. Diğer tanımadıklarımız hala tövbe etmeler, onlar da edecektir. Yani tevhid ehlinin ya da selefilerin cehalet konusundaki ihtilafını biz teşhis ettik. Röntgen çektik, dedik ki mesele buradan kaynaklanıyor ki vakanın cahili vardır ama hükmün cahili yoktur. Bunu kime anlattıysak dedi, ha hakikaten buymuş ha. Biz yıllardır bunun farkında değiliz deyip tövbe ettiler bir sürü kişi. Böyle dakik tespitler oluyor. Ancak arkadaşlar kişi kafa karışıklığına bir girse artık o tenbişe düşmeden kurtulamaz. İstersen hoca ol, istersen avam ol, istersen ilimli ol, istersen cahil ol, fark etmiyor. Bir kere iddirap adımını attın mı, bir kere kafan karışmaya başladı mı artık sen tenbişe düşmeden kurtulamazsın. Allah'ın rahmet ettikleri hariç. Peki ben tenbişe düşmek istemiyorum diyor musunuz? Ben iddiraba düşmek istemiyorum diyor musunuz arkadaşlar? Ben tevhidi öğrendim, tağutu reddettim, 5 vakit namazımı kılıyorum. Evet günahkar biriyim ama iyi bir Müslüman olacağıma inanıyorum mu diyorsunuz? Ben akidemi değiştirmek istemiyorum mu diyorsunuz? Ben bugün söylediğim şeyi yarın yalanlamak istemiyorum mu diyorsunuz? Bunun videolarını yaptık değil mi? Anzalan'ın 10 sene önce söyledikleri bugün söyledikleri çok farklı. Çok farklı. Murat Gezenler'in 10 sene önce söyledikleri bugün söyledikleri çok farklı. Böyle İbrahim Gatman bir sürü örnek yaptık. Mahmud Efendi, Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet'in 10 sene önce bir konuşması var. Paylaşmıştık. Adam herkesi tekfir ediyor. Şimdiki konuşması var. İşte Amerikan ordusundaki Müslüman askerlere şöyle yapmış böyle yapmış falan diyor yani. Amerikan ordusundaki Müslüman askerler. Bir hikaye anlatırken bunu söylüyor. Velhasıl arkadaşlar, yani siz iddiraba düşmek istemiyorsanız, tenbişe düşmek istemiyorsanız arkadaşlar, kendinize bir hobi edinin. Evet, çok basit bir çözüm değil mi? Beklediniz ki böyle olağanüstü bir şey anlatayım. Hayır, çok basit. Kendinize hobi edineceksiniz. Eğer sürekli dinle uğraşırsanız arkadaşlar bir yerden sonra kafayı yersiniz. Din, 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 tevhid, tevhid, tekfir, işte şu, bu, şeyh, zikir, şu, bu, kafayı yersiniz arkadaşlar. Bakın, size basit bir örnek vermek istiyorum. Sofiler nasıl sofi oldular? Evliya sevgisinde aşireye gittiler, sofi oldular. Şiiler nasıl Şii oldular? Ehl-i Beyt sevgisinde, Hüseyin sevgisinde, Ali sevgisinde, Fatıma sevgisinde aşireye gittiler, Şii oldular. Hariciler nasıl harici oldular? Tekfirde aşireye gittiler, harici oldular. Mealciler nasıl mealci oldular? Meal okumakta aşireye gittiler, mealci oldular. Yani arkadaşlar bir konuda aşireye gitmek sizi o konuda tenbişe ve iddiraba sürükler. O yüzden iddiraba düşmek istemiyorum, tenbişe düşmek istemiyorum diyorsanız kendinize bir hobi edinin. Yoksa bir konu hakkında çok kafa yorarsanız delirirsiniz arkadaşlar.
Çünkü din gibi konular, sadece Müslümanlıktan bahsetmiyorum. Hristiyanlıkta mesela İsa psikozu diye bir şey vardır. Mesih psikozu diye bir şey vardır. Mesela Kudüs'e giden Hristiyanların çoğu bu psikoza yakalanıyorlar. Kendilerini Mesih gibi ya da rüyada Mesih'i görmüş gibi olduklarını zannediyorlar. Mesela hacca gidip gelenler de rüyada peygamberi gördüğünü falan söylerler. Bunlar hepsi psikozdur. Mesela biz cezaevindeyken sürekli dışarıya tahliye olduğumuzu görüyorduk. Niye? Çünkü aç tavuk kendini dara ambarında zannederdi o yüzden. O yüzden bir şeye çok kafanı takarsan o artık seni etkilemeye başlar. Bundan dolayı arkadaşlar Allah ayette buyuruyor ki وَلَا تَعْتَدُوا Aşırıya gitmeyin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah aşırıya gidenleri sevmez. O yüzden dinde aşırıya gitmeye gerek yok. Kardeşim taahhüt reddettin mi? Ettin. Beş vakit namazını kılıyor musun? Kılıyorsun. İyi bir insan mısın? İyi bir insansın. Tamam devam et. Devam. Diğer türlü kafayı yersin. Kafayı yersin arkadaş. Sadece bu bizim günümüzdeki bir örneklem değil. Geçmişte de böyle oldu. Şiilerin nasıl Şii olduğunun sebebi buradadır. İddiraba düştüler, tenbişe düştüler. Hariciler bu yüzden, sofiler bu yüzden, mealciler bu yüzden yoldan çıktılar. Niye? Çünkü o konuda artık kafalarını tabiri caizse şartelleri yani yaptılar. Evet, şarteller attı adamlar. O yüzden bu konuda aşırıya gitmemenizi size tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar bu konuda bir de tecrübemi aktarmak istiyorum. Benle beraber 2016'da cezaevine girmiş bir arkadaşım vardı. Kendisi insan olarak çok iyi biriydi. Şu anda çok iyi biri. Eğer bu yüzde yüz diyorsa ona da selam olsun. Kesinlikle insani özelliklerinden herhangi bir şikayetim yok. Faydalı bir insandı, güzel bir insandı. Ve o kadar fazla aşırıya gitti ki dinde. Yani dinle o kadar fazla ilgileniyordu ki. Mesela ben bazen kafa dağıtmak için roman okuyordum. İşte böyle farklı farklı şeylere bakıyordum. Ama o kadar fazla din kafayı yedi ki cezaevinden tahliye olduktan sonra dedik bir görüşelim hani bir oturalım konuşalım. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi billahi. Dedi ki Abdülkadir ben Allah'la konuşuyorum. Vallahi arkadaşlar dedi ki ben Allah'la konuşuyorum. Ve sadece hayatımda yaşadığım bir örnek bu değil. Bir sürü örnek var. Bir zaman Adana'da bir adamla karşılaştık. Adam tekfire o kadar kafaya takmış ki. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki yeryüzünde bir ben Müslümanım dedi. Bütün dünyada. Dedi ki bir tek ben Müslümanım. Bir de eşim var dedi. Eşim de münafık dedi. Süperallah. Yani eşi de varmış ama eşi de münafıklık yapıyormuş onu. Yeryüzünde bir tek o Müslümanmış. Ya da başka örnekler verebiliriz. O yüzden arkadaşlar bir konuda çok fazla aşırıya gitmek sizi o konuda tenbişe ve iddiraba düşürür. Allah için aşırıya gitmeyin arkadaşlar. Hiçbir şeyde aşırıya gitmeyin. Kendinize muhakkak ama muhakkak bir kültür, bir hobi edinin. Mesela roman okuyun ya da film izleyin. Tamam ama düzgün bir şeyler izleyin yani. Mesela belgesel izleyin ya da ne bileyim kendinize bir yerlere gezerek fotoğraf çekme hobisi edinin. Ya da çıkın sokakta dolaşın. Yani söylemek istediğim şey arkadaşlar 7 gün 24 saat dinle ilgilenirseniz gerçekten kafayı yersiniz. Bunun hem tecrübelerle sabit olduğunu hem de toplumdaki sapık fırkaların bu yüzden çıktığını fark etmeniz lazım. Şiiler nasıl ortaya çıktı bir araştırın. Ehl-i Beyt'te aşırıya gittiler. Ehl-i Beyt sevgisinde. Sofilik nasıl ortaya çıktı? Zikirde ya da şeyh evliya sevgisinde aşırıya gittiler. Mealcilik nasıl ortaya çıktı? Ya da hariciler nasıl harici oldular? Öyle ya. Haricilerin ortaya çıkmasına bakın. Yahu sen cennetle müjdelenmiş bir adamı nasıl tekfir edersin ya? Ali ilmin kapısı. Sen nasıl Ali'ye kafir dersin? Allah senin dilini koparsın. Yani. Ne oldu? Aşırıya gittiler ve helak oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki helekel mutenetta'un, helekel mutenetta'un, helekel mutenetta'un. Ayrıntıya giren helak oldu. Ayrıntıya giren helak oldu. Ayrıntıya giren helak oldu. O yüzden arkadaşlar hiçbir şeyin sevgisinde aşırıya gitmeyin. Kendinize bir hobi edinin. Hobi. Ya gerekirse oyun oyna ya. Aç PlayStation oyna. Kafanı bir şeye çok saplama. Saplarsan tenbişe düşersin, iddiraba düşersin. Bugün tevhid ehlinin davetçileri bile iddiraba düşmüş durumda. Davetçileri. Davetçileri bile ne inandıklarını bilmiyorlar. Adam siyaset yapmaktan münafık olmuş haberi yok. Falan hocaya siyaset yapalım kalbi kırılmasın. Filan cemaate siyaset yapalım. Falana siyaset, filana siyaset. Adam artık münafık oldu haberi yok. Ya geçen bir X bir cemaatten bir kardeşle konuşuyoruz. Hocam diyor artık öyle bir hale geldik ki cemaat bireyleri birbirlerine siyaset yapıyorlar. Evet. Ben tüküreyim öyle cemaate yani böyle bir cemaat mi olur? Ben kendi din kardeşimi gördüğümde benim nazım ona geçmiyorsa, o beni güldürmüyorsa, fayda vermiyorsa, destek vermiyorsa, her şeyi bütün çıplaklığıyla benimle paylaşmıyorsa, benim derdimle dertlenmiyor, benim sevincimle sevinmiyor, benim üzüntümle üzülmüyorsa, bana siyaset yapıyorsa tükürüm öyle cemaate yani.
Arkadaşlar bu işin sonu bu ha. Vallahi bak bu işin sonu bu. O yüzden sakın sakın böyle yapmayın, kendinize bir hobi edinin. Çiçek mi yapıyorsunuz, örgü mü örüyorsunuz, yemek mi yapıyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz, film mi izliyorsunuz, halı sahaya mı gidiyorsunuz, denizde yüzüyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ama kendinize bir hobi edinin. Hiçbir şey yapamadın mı? Çık sokağa bir tane kedi sahiplen. Kedi sahiplen, kedi besle evinde. Onunla eğlen. Din bir yerden sonra kafayı yersin. Ya aşırıya gidersin ya da mürciye olursun. Ya sofi olursun, ya mealci olursun, ya harici olursun, bir şey olursun. Orta yolda kalmak istiyorsan, iddiraba düşmek istemiyorsan, tenbihişe yakalanmak istemiyorsan bunu yapmalısın. Diğer bir nasihatim ise şudur arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki tevhid ehli kadınlara karşı bir mal gibi bakıyorlar hocam. Evet. Mesela tevhid ehli bir erkek, tevhid ehli bir kadınla evlendi ya, bitti. Daha artık o kadın o adamın malı. Evden çıkarmıyor, hayvan gibi davranıyor, ne bileyim, kadının sözlerine dikkate almıyor. Kadına her türlü muameleyi yapıyor. Sonra sorduğun zaman da diyor ki, ya hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşine böyle davranmış. Resulullah eşiyle beraber koşu yarışması yapmış. Resulullah eşiyle beraber gitmişler eğlenmeye. Resulullah eşiyle... Kardeşim Resulullah, bütün insanlar Resulullah'ın yoluna kurban olsunlar. Sen niye yapmıyorsun sen? Yani bu kafa ne kafası biliyor musunuz hocam? Adam lafzen iman etmiş ama hala DNA'larında cahiliye kalıntıları var. Arkadaşlar kadın mal değildir. Kadın sizin malınız değil. Kadın seninle evlendiğinde o eve hapsolmak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Peygamber eşiyle beraber yarış yapmıştır, spor yapmıştır, birlikte koşmuşlardır. Hatta bir kere Hazreti Ayşe ile Resulullah koşuyorlar, sonra yıllar sonra bir daha koşuyorlar. O çok güzel bir sahne vardır orada. Ayşe radıyallahu anh Resulullah'a takılıyor mesela. Sonra Resulullah da ona takılınca Ayşe radıyallahu anh diyor ki, ya Resulullah beni nasıl seviyorsun? Resulullah diyor ki, ilk günkü gibi seviyorum. Yani böyle bir peygamberimiz varken bizim tevhid ehli nasıl biliyor musunuz? Özellikle ben bunu tevhid ehli içerisinde çok fazla son zamanlarda görmeye başladım. Evlendin ya, bittin. Daha adam seni o eve hapseder, sen daha bittin yani, dışarı çıkamazsın. Ya böyle öleceğim falan ya da çıkamazsın. Subhanallah arkadaşlar. Bizim de bir zamanlar yaptığımız yanlışlardır bunlar. O yüzden kadınlara bu muamelede bulunmayın. İkinci söyleyeceğim nasihat, şunu unutmayın ki İslam'da toplumun yarısını kadınlar oluşturur, kalan yarısını da kadınlar doğurur. Yani toplumun yarısını kadınlar, yarısını erkekler oluşturuyor ya, zaten yarısını kadınlar oluşturuyor, bu erkekleri de kadınlar doğuruyor. O yüzden bir toplumu toplum yapan şey kadındır. Bir toplumu iyi yapan da kadındır, kötü yapan da kadındır. O yüzden bizim gelecek nesillerde daha iyi bir tevhidi jenerasyonu yakalayabilmemiz için kadınların çok büyük bir önemi vardır. Bundan dolayı kadınları sık boğaz etmeyin. Kadın öğrensin. Kadın öğrensin ki çocuğuna yapmamasını nasihat etsin. Kadın öğrensin ki çocuğuna en güzelini öğretsin. Siz kadını eve hapsediyorsunuz. Bir şey izleyemiyor, bir şey dinleyemiyor, bir şey okuyamıyor, bir yer göremiyor, bir şeyler araştıramıyor. Sonra ne oluyor? Hastaneye bile gidemiyor ya. Hastaneye gidince kalbi hocam ya benim eşim kayboldu da karakola gitmek caiz mi? Yani subhanallah arkadaşlar. Böyle yapmayın. Diğer bir mesele de bizim tevhid ehli mesela tevhid ehli oluyor ya. Tamam iman ediyor amenna baş üstüne. İman ediyor ama hala ruhunda, kalbinde veya kendi genlerinde cahiliyesinden kalma bir şey var ki ona da diyor ki kıskançlık. Kıskançlık değil. Hodbinliği ya da kırılığı ya da maçoluğu diyelim. Kıskançlık olarak gösteriyor. Kadına mesela sert davranıyor. Diyor ki hocam kıskanıyorum çünkü peygamber buyurdu ki işte şöyle kıskanmak falan. Kardeşim ne alakası var ya? Sen burada şunu söylemek istiyorsun. Diyorsun ki benim eşim o kadar güvenilmez bir insan ki, o kadar her an zinaya meyilli bir kadın ki ben o yüzden böyle yapıyorum demiş oluyorsun. Kusura bakma yani. Peygamberin eşleri peygamberi kıskanmıştır. Ama peygamber bunu bir fazilet olarak zikretmemiştir. Özellikle tevhid ehli erkeklerin üstüne burada büyük bir rol düşüyor. Kadını eğitmek lazım, kadını öğretmek lazım, kadını öğütmek lazım ve kadını böyle baskı adı altında ya da kıskançlık adı altında kısıtlarsak eğer sonra şöyle dersin. Ya el alemin tevhid ehli kadınları böyle, bizim karı hiçbir şey bilmiyor. Senin yüzünden bir şey bilmiyor, kusura bakma. Ya da el alemin tevhid ehli çocukları müthiş, benim çocuğum çok isyankar. Senin yüzünden isyankar. Ya da işte el alemin tevhid ehli çocukları hafız olmuş, benim oğlum da hep bilgisayar başında. Valla senin yüzünden bilgisayar başında. Çocuğu evden dışarı çıkardığın mı var? Çocuk mecburen bilgisayarda oyun oynayacak, ne yapsın? Bu büyük bir yanlış, büyük bir hata.
Kadınları bir salın. Salın. Ve tevhid ehlinde bir diğer şey de var ki, o da nedir? O da cahiliyeden kalma duyguların İslam'ın önüne geçmesidir. Bundan dolayı mesela toplumsal olaylara sırt çeviriyor. Niye? Çünkü cahiliyesinde sofiydi. Cahiliyesinde ülkücüydü ya da cahiliyesinde İslamcıydı. Evet. Zaten selefiler genelde nasıl olur arkadaşlar? Yatay geçiş yapılır. Mesela sofilikten selefiliğe yatay geçiş yaparsın. Evet. Ya da mealcilikten selefiliğe yatay geçiş yaparsın. Yani ben şöyle hiç görmedim ya da çok az gördüm. Ateist ya mesela. Ulan ateistim, selefi olacağım. Hı. Yani dikey geçiş ben görmedim. Ya da mesela adam şey ya, işte mesela Hristiyandır. Ulan ben Hristiyanım da selefi olacağım diye mesela böyle dikey geçiş yapanı çok az gördüm. Hep böyle genelde yatay geçiş olur. Ülkücüyken selefi olur. Ya da Hizbullahçıyken selefi olur. Ya da sofiyken selefi olur. Hep böyle yatay geçiş. Ve bu geçişi yapınca hep cahiliyesindeki özellikler de gelir onda. Kendisi selefi olur ama ruhu faşisttir hala. Ne ezilenlere kulak verir, ne işçiye kulak verir, ne emekçiye kulak verir, ne toplumun azınlıklarına kulak verir, ne doğayla ilgilenir, ne kedilere ne köpeklere saygısı olur. Yani böyle nasıl desem, mağara adamı gibi biri olur. O yüzden arkadaşlar biz bu düşünceye karşıyız. Biz bütün herkese tevhidi ulaştırmak istiyoruz. Üniversite sıralarında ders gören öğrenciler de tevhidi öğrenecek inşallah. Onlara ders veren profesörler de tevhidi öğrenecek. Entelektüel insanlar da tevhid ehli olacaklar. İşçiler de, köylüler de, emekçiler de, çiftçiler de. Bütün halk bu tevhidi öğrenecek inşallah. Tevhid bir zümrenin tevhidi değildir. Bugün kim tevhid ehli oluyor genelde? Böyle doğudan batıya göç etmiş ya da köyden şehre göç etmiş arayıştaki Kürtler tevhid ehli oluyorlar. Ya da öğrenci insanlar tevhid ehli oluyorlar. Ya da böyle esnaflar, düşük esnaf ama. Adam mesela bakkal ya da telefoncu. Yani böyle düşük esnaflar selefi oluyorlar. Biz buna karşıyız. Selefilik bir zümrenin inancı değildir. Selefilik mazlumların, halkın inancı olmalıdır. Herkese bunu yaymalıyız. Çok zengin bir adam da selefi olmalı. Çok fakir bir işçi de selefi olmalı. Selefilik feodal bir toplumun ya da feodal bir kitlenin selefiliği olmamalı. O yüzden böyle bir zihniniz varsa atın arkadaşlar. Bu zihni değiştirin. Bu videodan itibaren değiştirin. Kurtulun şu kafa yapısından. Bu kafa yapısıyla tevhid yayılmadı. Kaç yıldır bu ülkede davet var. Nereye geldi? Nereye geldi yani? Ne değişti? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sofilik ve selefilik aynı tarihte girdiler bu coğrafyaya. Soğuk savaşla beraber. Devlet Rus komünizmine karşı Amerikan desteğiyle beraber Demokrat Parti İslamcıların önünü açtı. Seyyid Kutup'un daveti bu tarihte Abdülhakim Arvasi ile beraber, Necip Fazıl ile beraber, Menzil Şeyh'inin babasıyla, dedesiyle beraber girdi bu topluma. Ali Haydar Efendi ile beraber bu topluma girdi. Selefilik 70 yıldır yerinde sayıyor. Sofilik aldı başını gitti. Başka düşünceler aldı başını gitti. Selefilik hala yerinde sayıyor. Niye? Çünkü zümre selefiliği var bizde. Zümre selefiliği. Ben selefiyim, arkadaşıma anlatıyorum, kardeşime anlatıyorum, anneme anlatıyorum, babama anlatıyorum. Esnaf esnafa anlatıyor, öğrenci öğrenciye anlatıyor. Bu kısıtlı bir selefilik yani. Evet. Zaten o selefiler var ya, onların da bir kısmı harici oluyor, bir kısmı mürci oluyor, bir kısmı başka şeylere kayıyor. Hep kitle böyle kalıyor. Şey bu kitlere zaten hep devam ediyor yani. Hep aynı kitle. Hep yüzler değişiyor ama kitle aynı. Biz buna karşıyız. Ne derseniz deyin, ajan mı diyorsunuz, şunu mu diyorsunuz, bunu mu diyorsunuz? Bu zihniyeti değiştireceğiz. Ne pahasına olursa olsun Allah'ın izniyle bu zihniyeti yıkacağız. Bir de şunu nasihat etmek istiyorum. Bizim tevhid ehli içerisinde böyle toplumdan ayrışmak gibi bir heves var. Toplumdan izole olmak gibi bir heves var. Adam mesela tevhidi öğreniyor, bir iki kişiye davet yapıyor. Onlar kabul etmeyince kendi gibi olanlarla beraber toplumdan ayrışıyor, izole oluyor. Kendini toplum üstü görüyor. Sen toplum üstü falan değilsin. Toplumdan kendini ayrı görme. Sen sadece Müslümansın. Senin diğerlere ne farkın var? Sen onların efendi misin? Ağası mısın? Ne triplerin senin? Toplumda senin hiçbir farkın yok. Toplumdan kendini ayrı görme. Ve arkadaşlar İslam'da dikkat çeken şeyleri yapmak haramdır, yasaktır. Peygamberimiz yasaklamıştır. Ve bundan ayrıyeten bahsedeceğimiz bir video gelecek. Sakal videosu, örtünme videosu, hepsini bahsedeceğiz. Bir Müslüman kadın nasıl örtünmelidir? Bundan bahsedeceğiz. Bir Müslüman erkek nasıl sakal bırakmalıdır? Bundan bahsedeceğiz. İslam'da dikkat çekmek haramdır. Afgan toplumunda mesela mavi burka yaygındır. Orada siyah burka giyersen biraz garip karşılanır. Ya da Afrika toplumlarında kırmızı çarşaf yaygındır. Orada siyah çarşaf giyersen zinakar kadın modeline bürünüyorsun. Yeşil çarşaf hamileyim. İşte falan böyle farklı renkleri var onun. İşte Arap toplumunda da siyah burka giyilir. Arkadaşlar, Arap elbiseleri giymek demek sünnet demek değildir. Yani Hazreti Ayşe senin örtündüğün gibi örtünmüyordu arkadaş. Hazreti Ayşe ne anlar terziden, şundan, sanattan, bilmem neyden. Buldu kendine bir örtü, girdi o örtünün altına, örtündü. Erkekler için de mesela bu geçerlidir.
Adam mesela böyle 5 metre sakal bırakıyor böyle. Şöyle 5 metre sakal bırakıyor. Sonra davet yapınca kimse dinlemiyor. Herkes buna IŞİD'ci diyor. Diyor ki ya bana IŞİD'ci dediler. Arkadaş niye demesinler ki? Çünkü seninle onun profili aynı yani. Adam nasıl karıştırmasın ki? Bize de mesela burada genelde sakalı uzun olan arkadaşlara Sofi diyorlar. Kardeşim sen bu sakalı peygambere benzemek için bırakıyorsun. Adam sana bakınca bir kafiri görüyor. Sana bakınca IŞİD'ci diyor, Sofi diyor. Adam sende peygamberi görmüyor ki. Sen bunu sünnet için bırakmışsın. Adam sana bakınca sende şirk görüyor, küfür görüyor yani. Demek ki neymiş? Artık bu İslam alameti değilmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman bu konuda toplumdan ayrışmayacağız. Toplumun dikkatini çekmeyeceğiz ya da toplumu dinden soğutmayacağız. Özellikle Hanzalacılar mesela bu kafadalar. Sakalını kesme. Adam soruyor Hanzala'ya, diyor ki hocam diyor, beni iş yerinden kovacaklar, sakalımı ne yapayım? Hanzala diyor işsiz kal, sakalını kesme. Kim diyor bunu ya? Kim nerede söylüyor bunu? Kendinize, kendi kafanıza göre bir din algısı oluşturmuşsunuz. Bunun dışındaki her şeyi reddediyorsunuz. Haksız mısınız ya? Allah katında tezkiyeniz mi var? Biz cennetliyiz diye elinizde senet mi var? Niye insanlara fikirlerinizi dayatıyorsunuz? Bu konuda inşallah video yapacağız. Ben yeni Müslümanlara nasihat ediyorum. Eski Müslümanlara da nasihat ediyorum ki toplumdan ayrışacak kıyafetler, toplumdan ayrışacak giyiniş, toplumdan ayrışacak tavırlardan kaçının. Siz bu topluma davet yapmakla mükellefsiniz. Peygamber Mekkelilerin giydiklerini giydi. Peygamber Mekkelilerin yediklerini yedi. Peygamber Mekkelilerin yaptıklarını yaptı. Onlara hiç görmedikleri şeyler getirerek onlara zaten zor bir din getirmiş, bir de onlara yeniden zor bir kültür dayatmadı. Peygamberin kültürü Arap kültürüdür arkadaşlar. Peygamber yeni bir kültür getirmedi, yeni din getirdi. Çin'de yaşayan bir insan Çin kültüründe bir Müslüman olmalı. Antarktika'da yaşayan bir insan Antarktika kültüründe bir Müslüman olmalı. Ne bileyim Avrupa'da yaşayan bir insan Avrupa kültüründe bir Müslüman olmalı. Orta Doğu'da yaşayan bir insan da çöl kültüründe bir Müslüman olmalı. İslam evrensel bir dindir. İslam insanları tek tipleştirmez. Tek din, tek millet, tek bayrak falan var ya, böyle faşist söylenir. İslam tek tipleştirmez. İslam tevhidi ister, tevhid. Allah'a birlersin. Tipini birleme. Kıyafetini birleme. Sen başka ol, ben başka olayım ya. Bu başka olsun, ben başka olayım. İslam bunu emretmiyor ki bize. İslam Allah'a birle diyor, Allah'a birle. Kendini birleme ya. Birbirimizi birlemeyelim ya. Niye benimle aynı kıyafeti giyiyorsun ki? Git başka bir şey giy. Bu dayatmadan arkadaşlar kurtulun. Silin bunları, atın kafanızdan. Diğer mesele de ise, Türkiye'deki tevhid ehlinin en büyük tehlikesi ekstremizmdir. Ekstremizm aşırılıktır. Bugün Çeçenistan'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Mısır'da ve Suudi Arabistan'da tekfir suçtur. Selefilik suçtur. Resmi anayasada suçtur. Resmi olarak ben buna kafir dedim mi yargılanırım. Türkiye'de suç değil. Ama Türkiye'de bazı ahmak ve sefih insanlar yüzünden artık DAEŞ operasyonları yerine selefi operasyonları başlıyor. O yüzden arkadaşlar buna mahal vermeyelim, buna izin vermeyelim. Bundan dolayı toplumdan ayrıştıran insanlardan uzak durun. Hangi hoca olursa olsun, kim olursa olsun ya, Allah'tan daha mı değerli? İslam'dan daha mı değerli? Restini çek, gitsin işine gücüne baksın. Kendine çalışsın, yeter. Yeter, kaç yıldır davet yaptınız, bitirdiniz tevhid ümmetini. Hiçbir işe de yaradınız yok sizin. Sizi artık istemiyoruz. Sizin artık davet meydanında yeriniz yok. Gidin, istemiyoruz sizi. Arkadaşlar, kendi çocuklarınıza bu tevhidi anlatılmasını istiyorsanız, torunlarınıza tevhidi miras bırakmak istiyorsanız, ekstremizm tehlikesini görmeniz lazım. Ona göre kendinizi revize etmeniz lazım. Peygamberin sünnetidir. Peygamberin bütün sünnetini yapıyor musun sen? 5 metre sakal bırakıyorsun, Arap elbiseleri giyiyorsun. Git o zaman teheccüd namazı kıl. Peygamber hiç teheccüd kaçırmazdı. Teheccüd kıldığın yok, Allah'a zikrettiğin yok, 5'e 5 kattığın yok. Peygamberin sünnetlerinden hiçbirini yapmıyorsun. Sırf toplumda karizma yapacaksın diye kıyafetine, tipine, nipine bakıyorsun. Millet de bakınca diyor, IŞİD'ci diyor bu adam. Bilmem ne diyor, senin de hoşuna gidiyor, koltuğun kabarıyor. Bu ne biçim bir din anlayışıdır ya? Sübhanallah. Peygamberin sünnetine uymak bu değildir. Bir de hocam şunu demek isterim. Yıllardır selefiler hep kullanıldı. Sürekli selefileri, tevhid ehlini kullandılar. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu gerçekten üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gereken bir mesele. Biz arkadaşlar selefiler olarak hep ümmeti platonik sevdik. Bizi istemediler, biz kendimizi zorla oraya götürdük. Çeçenistan halkı Sofi'dir, biz gittik Çeçenistan'da savaştık. Bosna halkı dinsiz imansız insanlardır yani. Adamlar bayramdan bayrama namaz kılarlar, selefiler gitti Bosna'ya. Libya halkı İtalya özentisi, ne bileyim futbola tapan, Libya'daki genel ev sayısı Avrupa'da yok. Evet. Öyle söyleyeyim size. Böyle insanlar da biz gittik Libya'ya. Suriye halkı, ya Suriye halkı tamam mazlumlar bir şey demiyorum ama münafık insanlar yani. Ne o, ne inandıkları belli değil. Gittik onlar için savaştık. Selefi değiller ha.
Yani biz kendimizden olmayan insanlar için kendimizi öldürdük. Niye? Çünkü selefiler duygusaldır, selefiler romantiktir, selefiler marşların gazına gelir, videoların gazına gelir. Selefiler Arap özentisidir. Arap bir tane adam, sakallı bir adam çıkıp innena kadimune biiznillah dediğinde herkes onun peşine koşar falan. Çünkü selefiler aptaldır, uzun lafın kısası. Hatta bugün bunu biz Maturidi ve Eşarilik videoları yaparken Twitter'daki bir adam paylaşmış. 300 bine yakın takipçisi vardı. Paylaşımını sildi. Daha sonra bayağı bir tepki gelince sildi. Benim hakkında bir paylaşım yapmış. İşte bu arkadaş selefileri kullandırtmamak için ülkemizde bizim milli birliğimize kast ediyor falan. Bu şekilde boş boş sözler yazmış. Yani uzun lafın kısası şunu söylüyor. Diyor ki bu adamı durdurun. Yoksa bu adam sayesinde selefiler Türkiye'de güçlenecek. Zaten normalde selefiler biraz güçleniyorlar. Gidiyorlar bir ülkeye ölüp geberiyorlar. Selefileri örgütler kullanıyorlar zaten. Aman bu adamı susturun demeye evet, getirdi. Evet. Ve bu adam da böyle sakallı makallı bir hoca yani. O da dursun bakalım. Zannetmeyin ki biz öyle Twitter'ı takip etmiyoruz. Twitter'da evet belki takipçi sayımız azdır ama Twitter'ı da takip ediyoruz. Her yeri de takip ediyoruz. Kimse de bizi ezemez. Kimse de bizim hakkımızdan konuşamaz. Erkek olan varsa, imanı olan varsa gelsin münazara etsin. Size söylüyorum arkadaşlar. Bizim hakkımızda bir söz mü duydunuz? Hemen deyin ki kardeşim git adamla münazara et. Münazara etmediğini göreceksiniz. Niye? Çünkü bunlar böyle kaypak insanlardır. Erkek gibi gelip münazara yapmazlar. Telefondan, internetten, YouTube'dan fark etmiyor. Her yere hazırız. Münazara yapmazlar. Böyle arkadan mahalle karısı gibi konuşurlar. Bunlara siz prim veriyorsunuz işte. Sizin gibiler yüzünden bunlar cesaret buluyorlar. Bunlara hat bildirin. Deyin ki sesini kes. Çok ilimlisin git adamla münazara yap. O yüzden biz tevhid ehlini kullandırtmayacağız. Romantik bir davet anlayışına karşıyız. Yarın öbür gün diyelim ki bir ülke söyleyin bana. Tacikistan. Savaş evet. Çıktı değil mi? Tacikistan halkı öldürülüyor. Tacikistan'da mazlumlar var falan. Allah'ın kaderidir. Ölürse ölür yani. Biz en fazla ihale falan para göndeririz oraya. Biz gitmeyeceğiz artık bir yere. Biz bir yere gitmiyoruz. Biz buradayız. Anadolu'dayız. Anadolu'ya sahip çıkan ümmete sahip çıkar. 1400 yıllık İslam tarihinin 1000 yılına Anadolu hükmetmiş. Biz buradayız kardeşim. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Kiracı ev sahibini kovamaz. Sofilik ithaldir. Sonradan gelmiştir. Orta Asya'dan gelmiştir buraya. Moğollar getirmiştir buraya. Mevlana ile Sofiliği buraya koymuşlardır. Eşarilik, Maturidilik, ne bileyim başka ideolojileriniz, başka izimleriniz, başka işte laiklik şu bu. Hepsi ithaldir. Burası Hazreti Ömer'in yurdudur. Burası Selçuklu'nun yurdudur. Selçuklu Selefi'dir bu arada. Burası onların yurdudur. Buraya siz kendi ideolojilerinizi hakim ettiniz. Selefileri bitirdiniz ama Allah'ın izniyle tekrar biz burada güçleneceğiz. Devlet mevlet de kurmayacağız. Rahat olun. Bizim öyle devlet kurmak, devlet yırmak gibi niyetimiz yok. Sadece çocuklarımıza, torunlarımıza devredecek bir tevhid mirası bırakmak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu burada güçlenecektir. Biz buna inanıyoruz. Devlet de sizin olsun, para da sizin olsun, bütün her şey de sizin olsun. Bize bir salın, bize bir karışmayın. Şunu da nasihat etmek istiyorum. Tevhid ehli çok yalan konuşuyor hocam. Tevhid ehli tevil adı altında çok yalan konuşuyor. Bunu bir zamanlar ben de Allah affetsin yapıyordum. Arkadaşlar yalan yalandır. Tevil yaptığınızda o yalan değişmiyor. O yüzden kim olursa olsun ikrah olmaksızın, icbar yani zorlama olmaksızın kesinlikle tevil yapmayın. Tevil yapmayın. Ben Kocaeli'de çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Telefonla onu aradım. Dedim ki neredesin? Hani görüşecektik. Ben onu görüyorum ama. Evinin balkonuna çıktı dedi ki ben dışarıdayım dedi. Teknik olarak dışarıda değil mi? Evet. Evinin balkonunda dışarıda. Dedi ki ben dışarıdayım. Tamam dedim. Onu gördüm ya bana yalan söyledi ama tevil yaptı. Aslında yalan söylemedi ama tevil yaptı. Yalan oldu. Ben bir daha onunla konuşmadım. Herhalde 8 yıl oldu. Evet 8 yıl oldu. Hiç onunla konuşmadım. Yani şu an yolda görsem emin olun selam bile vermem. Evet. Arkadaşlar o yüzden sakın sakın tevil yapmayın. Birbirinize karşı samimi olun. Yalan nerede caizdir? Yalan savaşta caizdir. Karı koca tartıştığında erkek kadına yalan söyleyebilir ya da arayı bulmak için yalan söyleyebilir. Onun dışında savaşta yalan söylenebilir. Hasta kişiye moral vermek için yalan söylenebilir. Bunların hepsi caizdir ama bunun dışında asla yalan söylemeyin. Bir de şunu söyleyeyim. Tekfir meselesinde de evet tekfir bu dinin aslıdır. Ancak fazla tekfir yaptığınızda daha imanlı olmuyorsunuz. Bunu da tekfircilere, savunmacılara falan söylüyorum. Yani daha çok tekfir, daha çok iman demek değildir. Hiçbir böyle bir ayet hadis yok yani. Tekfiri daha çok yaptığınızda iman edenler helal olsun. Böyle bir ayet hadis yok. Selefin de böyle bir kavli yok yani. Hatta çok tekfir hariciliğe götürür insanı. Çünkü tekfirde çok hassas olmak kişiyi harici yapar. O yüzden evet tekfir yapacağız ama şirki açık olan birini tekfir edeceğiz. Bundan dolayı bu tekfir meselesinde de hassas olun inşallah. Yani Allah'ın küfür demediğine küfür demeyin. Çünkü Allah'ın küfür demediğine küfür demek küfürdür. Mesela savunma küfür değildir. Allah'ın böyle bir ayeti yok savunma küfürdür diye. Tağuta muhakemede savunma küfürdür diye bir ayet yok.
Ancak bir sürü teville bunu küfür olarak söylüyorlar. Kendileri kafir oluyorlar. Biliyorsunuz selefiler farklı farklı kollara ayrılıyor. İşte Mısır selefiliği vardır. Yani Mısır-Ürdün selefiliği. Özellikle Makdisi diye bir tağut var. Bu Makdisi'nin ümmetinin başına en büyük bela ettiği şey Makdisi'nin talebesi Usama bin Laden El-Kaide'yi kurdu. Diğer talebesi Zerkavi de IŞİD'i kurdu. Makdisi böyle bir kafirdir. Hala yaşıyor. Allah onun canını alsın. Amin. Mesela bu Mısır selefiliğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Ve onun etkisinde kalan bir davet var. O da devlet karşıtlığıdır. Biraz önce bahsettim zaten. Arkadaşlar tağutu reddetmek başkadır. Askere polise düşmanlık etmek başkadır. Sakın böylelerinin oyununa gelmeyin. Bir de Suud selefiliği vardır. Suud selefiliği de işte hep Suud alimlerini ön plana çıkarırlar. Useymin, Elbani, Mukbil, Binbaz, Fevzan hep böyle Suud alimlerini ön plana çıkarırlar. Bu alimler de hep Suud rejimini, Amerikan uşağı olan Suud rejimini destekleyen, Suud rejiminin zalim ve Amerikan uşağı liderlerine halife diyen kafirler yani. O yüzden sakın Suudçu olmayın arkadaşlar. Suudçuluğun temsilcileri de Abdullah Yolcu, işte Hüseyin Cinisli falan böyle adamlardır. Bunlardan da uzak durun. Diğer mesele de bir de cihatçı selefiler var. IŞİD'ciler, El-Kaide'ciler falan. Bir adam cihat diyorsa ondan uzak durun arkadaşlar. Artık yeter, biz bıktık ya. Artık kardeşim bir sürü cihat çeşidi var. Nefisle cihat var, malla cihat var, canla cihat var, ilimle cihat var. Biz malla cihat edeceğiz. Biz ilimle cihat edeceğiz, nefisle cihat edeceğiz. Canla cihat etmek istemiyoruz ya. Elin müşrik Afgan'ı için, elin zındık Çeçen'i için, elin kafir Suriyelisi için ben niye savaşıyorum ki? Yeter. Biri cihattan bahsediyor arkadaşlar. Din sen kafirsin, uzak durun ondan. IŞİD'ci de olsa, El-Kaide'ci de olsa uzak durun ondan. İsmi cismi ne olursa olsun. Yok Telegram'da kanalı var, Twitter'da hesabı var. Boşverin gitsin ya. Size bir faydası yok. Dininize bir faydası yok. Dünyanıza bir faydası yok. Boşverin gitsin öyle adamları. Bir de Türk tipi selefilik var. Türk tipi selefilik de zaten tam böyle evlere şenlik selefiliktir. Bu da son zamanlarda yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Birkaç yıldır yeni ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da arkadaşlar alimlere tapıyorlar. Mesela Hanzala'ya tapanlar var. İşte böyle Makdisi'ye tapanlar var. Böyle alimlere tapanlar var. Arkadaşlar biz hocaların sözlerini Kur'an'a ve sünnete arz ederiz. Bu ister İmam Şafii olsun, bu ister kim olursa olsun. Bunların hepsinin sözlerini Kur'an'a ve sünnete arz ederiz. Kur'an'a ve sünnete uyuyorsa alırız, uymuyorsa almayız. Bu kadar basit. O yüzden Türk tipi selefilik yeni türedi bu. Ben birkaç yıldır bunu görmeye başladım. Özellikle sosyal medyada İbn-i Teymiye'nin bazı ihtimalli sözlerinden dolayı ne kadar alimlerin böyle ihtilaflı, böyle ihtimalli müteşabih sözleri varsa onları alıp insanları aldatmaya çalışıyorlar. Oysa ki alimlerin müteşabih sözleri, hatta alimlerin bütün sözleri muhkeme hamledilir. Bu bir usul kaidesidir. Usul kaidesinin kaynağını da zikredebiliriz. Gelin münazara yapalım Allah'ın izniyle. Alimlerin sözleri Kur'an'a ve sünnete arz edilir. Uymuyorsa alınmaz. Kim olursa olsun. Eğer bir alimin şirki açıksa tekfir edilir. Muhyiddin Arabi gibi, Mevlana gibi, İmam Rabbani gibi. Küfrü açık değilse de Allah'a havale edilir. Allah eğer Müslüman derse biz de Müslüman deriz. Allah demezse biz de demeyiz. Bizim için çok önemli değil yani açıkçası. Dolayısıyla arkadaşlar Türk tipi selefilikten de son birkaç yıldır ortaya çıkan sosyal medya selefiliğinden, Telegram, Twitter selefiliğinden de uzak durun. Facebook selefiliği de var tabii. Uzak durun. Diğer mesele de insanları razı etmeye çalışmayın arkadaşlar. Cemaatinizi, hocanızı, arkadaşınızı razı etmeye çalışmayın. Annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu razı etmeye çalışmayın. Allah'ı razı etmeye çalışın. İnsanları razı etseniz, onlar sizi başında taşısalar, sizi başınızda taşıyacakları en son şeyiniz tabutunuz olacak. Tabutunuzu başınıza taşırlar. Sonra tabutunuzu sizi gömerler, tabutu alıp çeker giderler yani. Siz orada bir başınıza kalırsınız. Falan abi, filan hoca, amcam, dedem, nenem değil. Allah'ı razı etmeye çalışın. İşte bu yüzden Allah'ı razı etmek için de serin bir kalp ile, yumuşak bir davet ile ve akıllıca bir ilim öğrenmeyle bunu başarabilirsiniz. Bu konularda samimi olursanız Allah Azze ve Celle bize yardım edecektir. Biz bunu sevgi ve kardeşlik platformu olarak başaracağımıza inanıyoruz. Zamanla çok güzel davetçiler, çok güzel insanlarla tanışacağımıza inanıyoruz Allah'ın izniyle. Ve Müslümanlardan da bu söylediğim nasihatlere kulak vermelerini istiyorum. Eğer bu nasihatlere kulak verirlerse inşallah hep beraber etle tırnak gibi bir arada başarırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bir organa, bir vücuda benzetiyor ve ümmet bir vücudun azaları gibidir diyor. Dikkat edin, vücudun en önemli organı da kalptir diyor. Arkadaşlar biz bu organın diliysek davetçiler olarak siz de eli olun, ayağı olun, gözü olun, kulağı olun, beyni olun. Bize yorumlarınızla, beğenilerinizle destek verin. Yorum yapmayanlara bir şey demiyorum ama her zaman söylüyorum zaten bunu videolarda. Ben beğenmeyenlere hakkımı helal etmiyorum. Müslümanlara tabii ki. Hakkımı helal etmiyorum. Yorum yapmayabilirler. Canları sağ olsun, hiç önemli değil. Paylaşım yapmaya da bilirler. Ama beğeni yapmayan Müslümanlara bunca emeğin karşılığı olarak bir tane beğeni bile çok görenlere ben zaten her fırsatta söylüyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Bu da ayıp bir şey değil yani.
Fatıma radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'e hakkını helal etmeden öldü. Kimse de bir şey demedi yani. Bu çok hak helal etmek normaldir. Etmemek de normaldir. Müslümanlardan da bu nasihatlere dikkate almalarını istiyorum. Çünkü bu nasihatler çok önemli nasihatlerdir. Hayat tecrübelerime binaen yaptığım nasihatlerdir. Ve ikinci serimizde de kitap okumak, kitap öğrenmek ya da ilim öğrenmeyi kolaylaştırmak için size bazı tavsiyelerde bulunacağız. İnşallah o videoyu da sonuna kadar izleyin. İnşallah. Allah Azze ve Celle hepinize rahmet eylesin. Eğer sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da nefsim ve şeytandandır. İnşallah benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Hocam bu değerli nasihatleriniz için Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Amin ecmain. İnşallah diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.